Günaydın. Bugün Cuma. Günlerden Cuma. 27 Mayıs 2022 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabah'a hoş geldiniz. Bir memleket uyanıyor. Ekonomi. Dün tam da tahmin ettiğimiz gibi Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağına dair tahminimiz tuttu. Ve bunun yansımaları dolar tutulabildi mi? Buna bakacağız. Hükümet kira artışlarına çare arıyor. İlk toplantıdan sızan formüller nelerdi? Buna bakacağız. Kültür sanat haberlerinden bahsedeceğiz. Sergilerden, fuarlardan. Yiğidoğulları kutlayacağız. Sivas Spor, Anadolu derbisinde kupanın sahibi oldu. Rıza Çalınbay'ı da Sivas ailesinde canı gönülden tebrik edeceğiz. Bu yasaklar da neyin nesi diye soracağız. Yassah hemşerim, yassah. Bugünkü manşetimiz bu. Savaş Yıldız'dan saat Saati rica ediyorum. Bugün bir gazete yaptık. Son günlerde anlam veremediğimiz, şaşırdığımız, yadırgadığımız yasak kararları anlamaya çalışıyoruz. Neden? Ne oldu? Özgürlükler ülkesi olmak iddiasıyla çıkmıştık yola. Neden bu yasaklar peş peşe geliyor? Türkiye peş peşe gelen konser ve festival iptallerinin şaşkınlığını, şokunu yaşıyor. Bunları değerledik, toparladık. Hangi valilik, hangi gerekçeyle hangi konseri? Mesela Eskişehir, Isparta, bütün bunlara bakacağız. Yasakçı valilerden bahsedeceğiz sizlere bugün. Ve Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Bu yasak kararları da neyin nesidir Sayın Bakan? Bu talimatları siz mi verdiniz diye soracağız. Bugünkü temel gündem maddelerimizden birisi budur diyorum. Ve yönetmemden rica ediyorum şöyle bir dışarıya bakalım. İçimiz açılsın. Özel bir sabahta karşı karşıyayız. Bunun dışında sizlere ekonomi dünyasından haberler vereceğim. Milli Güvenlik Kurulu'nda dün yapılan toplantıda hangi kararlar alındı? Yerel gazeteler Yozgat'ın acısını, şehit acısını paylaşacağız ileri gazetesinden. Dünyanın manşetlerine baktığımız zaman Financial Times gazetesinde Ukrayna'ya, Ukrayna lideri Zelenski'ye kim gitti? Hangi ülkenin lideri gitti? Her birine bakacağız ama çok üzülerek belirtmeliyim ki bu kuşakta ve bir sonraki kuşakta zam haberleriyle başlayacağız maalesef. Kazandığımız paraların hepsini mazota kazıyor zaten. Ben kendi özel aracımı hiç çıkarmıyorum. Bu da şirket mecbur iş için. Dolar kurundaki önlenemeyen yükseliş doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Araç sahipleri yansımasını ceplerinde gördü. Benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 40 kuruşluk Dev zam geldi. Aldığımız bütün parayı benzine veriyoruz. Başka bir şey değil. Mecbursun. Sabah işe gidiyor. Malzeme götürüyor. Malzeme getiriyor. Mecbursun. Küresel çapta petrol fiyatlarındaki sakin seyre rağmen Türk lirası dolar karşısında değer kaybedince akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. Kontağı çalıştırırken araç sahipleri iki kez düşünür oldu. Doğalgaz, elektrik, su, enerji giderleri aylık gelirimizin ortalama yarısını kapsıyor. Daha hiçbir sınır mıdır kalmadı. Bütün sınırları açtık. Bizim psikolojik sınırımız daha bir rakamla belirlenecek gibi değil. Araç sahiplerini üzen zam haberi gece yarısında geldi. Benzinin litresi 1 lira 45 kuruş, motorunun litresi 1 lira 40 kuruş zamlandı. Gelen zamlar sadece araç sahiplerini de ilgilendirmiyor. Araç alacak durumu olmayanlar da zamlardan etkileniyor. Çünkü nakliye bedelleri artıyor. Bu da tüm ürünlerin fiyatını yükseltiyor. Yani aracı olmayan da ...akaryakıt zammından kaçamıyor. E, zebzeye zam geldi, hiçbir şeye zam gelmiyor kardeşim. Zam burada başlıyor. Yani 5 liraya giden kamyon şu an Samsun'a 15 liraya gidiyor. Adam ne yapacak yani bunu zebzeye koyuyor, adam bunu una koyuyor, adam bunu yeme koyuyor. Takvimler 26 Mayıs'tan 27 Mayıs'a döndüğü anda... ...akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları bir kez daha değişti. Gelen zamlarla İstanbul'da benzinin litresi ortalama 24 lira 31 kuruşa... ...yine İstanbul'da motorunun litresi ortalama... 23 lira 43 kuruşa çıktı. Ana sermaye yakıttan geçiyor. Süt ürünleri satıyorum. Akaryakıtıma zam geldiği sürece istedikleri kadar KDV'yi düşürsünler veya herhangi bir şey yapsınlar. Ben bunu sattığım ürüne yansıtmak zorundayım. Çünkü benim için maliyet şu an geçen seneye bu, bu sene kıyasla aşağı yukarı 3 katından fazlaya çıkmaya başladı. Ortalama 55 litrelik depoya sahip benzinli bir aracın deposu artık 1337 liraya, yine ortalama 55 litrelik bir depoya sahip dizel bir aracın deposuysa artık 1288 liraya doluyor. 100 liralık alacağız. Herhalde yarın biter. Neden kullanmıyorsunuz? Pahalılıktan. Benzin pahalı. Yıllık bazda bakıldığında ise zamların büyüklüğü daha da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl bugün yani 27 Mayıs 2021'de benzinin litresi 7 lira 72 kuruştu. Benzin bir yılda %214 zamlandı. Bugün 24 lira 31 kuruşa çıktı. Geçtiğimiz yıl bugün 7 lira 20 kuruş olan motorunun litre fiyatı ise bir yılda %225 artarak bugün 23 lira 43 kuruştan satılıyor. Tabii bu nereye kadar gidecek diye soruyor Süreyya Hanım. Allah bilmiyorum. Ama bakın alkollü içeceklere sigara, ÖTV zammı geldi anlatayım. Resmi gazetede tebliğ edilen yeni kararla 1 litre rakıda ÖTV tutarı 481 lira 98 kuruş iken 481 lira 98 kuruş iken 602 lira 48 kuruşa yükseltildi. Müthiş bir artış. Sigarada 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 lira oldu. Neden? Bu artışlar, zamlar, vergideki oran yükseltmeleri neden efendim? Çünkü bütçe. Bütçe artık tutmuyor. Hesaplar şaştı. Çok önemli. Bütün bunları konuşacağız biraz sonra detaylı olarak. Yassa hemşerim diyorum. Dünya gazetesiyle başlıyorum. Dünya bir gün, bir gün. Umut ve neşe korkuları oldu grev, eylem, müzik yasaklarından sonra sıra konsere, pikniğe geldi. Halkın bir araya gelip umutlanacağı her şey yasaklanıyor. Arka arkaya sanatsal, kültürel etkinlikler yasaklanıyor. İktidarın iki temel motivasyonu var. Birincisi, milli ve manevi değerler adı altında tüm yaşam tarzını bir parantez için almak. İkincisi, halkın bir araya gelerek neşe ve umut içinde birbirine güç verdiği zamanları kısıtlamak bağırıp çağıran, sürekli savaş ve şiddetten bahseden iktidar, neşeye, güzele, eğlenceye düşman milyonlar bu karanlığa inat yeni bir yaşam özlemi içinde. AKP'nin korkusu bu talebin kitlelerce örgütlü biçimde ifade edilmesi. Bu yüzden her türden bir araya gelişten nefret ediyor. Halkı alanlardan uzak tutmaya çalışıyor. Acaba Adalet Kalkınma Partisi yönetimi düşünüyor mudur? 20 yılda 20 yıl önce aldığımız ülkeyi nereden nereye getirdik? O günlerde neleri konuşuyorduk? Neleri vaat ediyorduk? Neleri yapmaya çalışıyorduk? 20 yıllık tek parti iktidarın sonunda Türkiye'de neler konuşuluyor? Neler tartışılıyor? Neler yapılıyor? İktidarın bunları da düşünüp sorgulamasında fayda var diye düşünüyorum ve Türkiye'nin bir temel meselesinin göçmenler olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bir tır dolusu göçmenin Kocaeli'de çekilen görüntüleri üzerine valilik inceleme başlatmıştı. Kocaeli'de yakalanan aralarında tırdan inenlerin de olduğu 400 Afgan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı Afganistan'a gönderilmek üzere İstanbul Havalimanı'na götürüldükleri açıklandı. İşte o kamyonun şey, 99, bin, 6, 6. 6. 6. Kocaeli Gebze'de çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Düzensiz göçmenlerin akın akın indikleri tırdan koşarak uzaklaştığı görüntüler sonrası Kocaeli Valiliği incelemelere başlamıştı. Yani bu kadar insanı buraya dolduruyorsunuz yazık günah değil mi abi? Tırda kaç kişi vardı? Tam rakam bilinmiyor ancak valilik Kocaeli genelinde Türkiye yasadışı yollarla gelen 400 Afgan uyruklu göçmenin yakalandığını, aralarında tırdan inenlerin de olduğunu açıkladı. 400 göçmenin de İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderileceği paylaşıldı. Alanya'da da Türkiye'ye kaçak giren 36 göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Ekin tarlasında saklandıkları vatandaşlar tarafından fark edilen düzensiz göçmenlerin 26'sı da Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ekipler tarafından yakalandı. Göçmenler önce Geyikli Jandarma Karakolu'na, ardından sınır dışı edilmek üzere Ayvacık geri gönderme merkezine teslim edildi. Bir sonraki seçimin kaderini etkileyecek hususlardan birisi ekonomi ise yine seçimin kaderini etkileyecek temel mesele ve temel gündemden bir tanesi de mülteciler konusu diyelim ve Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Ülkenin tapusu Katarlılara. Artık parsel parsel değil, hazaç, haraç mezat satıyorlar. Şeyh Temim bin Hamed Esani'nin ziyareti sonrasında Katarların Türkiye ilgisi arttı. Başta Kanal İstanbul güzergahındaki araziler, tank palet fabrikası, limanlar olmak üzere çok sayıda alım yapan Katarların yeni hedefi Galatasaray Adası, Galataport, İstanbul Havalimanı. Alternatif Bank'ı alarak adını duyuran Alfardan ailesinin Galata Port için pazarlık yaptığı, göz önünde Galatasaray Adası'nda olduğu öğrenildi. Yabancı ile pazarlık masasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın taliplerinden biri yine Katar, diğeri ise Dubai diyor. Bakın bu da yine çok konuşulan tartışmalı hususlardan biri. Bir diğer gündem maddemiz de çevre meselesi. Mesela Marmaris'te ne oluyor? Mesela Kaz Dağları'nda neler yaşanıyor? Mesela Munzur'da. Ülkemizin dört bir tarafındaki çevre sorunlarına da dikkat çekmek istiyoruz. Son zamanlardaki tartışmalı konulardan birisi de Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin ürettiği atıkları Türkiye'ye getirmesi. Türkiye atık deposu mu oldu? Çevreciler bu soruyu gündeme taşıyor. Avrupa Birliği'nden atık ithalatında Türkiye ipi göğüsledi. Avrupa İstatistik Ofisi açıkladı. 14,7 milyon tonla Avrupa'dan en çok atık ithal eden ülke Türkiye. İngiltere, Almanya, Belçika gibi geri dönüşüm oranları yüksek ülkelerin ürettiği devasa plastiğin sorumluluğunu maalesef Türkiye olarak biz üstleniyoruz ve bu geri dönüştürülemeyen atıklar Türkiye topraklarına atılıyor, yol kenarlarına atılıyor, suya karışıyor, mikroplastik forma dönüşüyor ya da yakılarak bertaraf edilmeye çalışıyor. Avrupa Birliği'nin tüm atık ithalatının yarısından fazlası 2021 yılında Türkiye'ye yapıldı. Verilere göre Türkiye Avrupa'dan en fazla hurda metal ithal ediyor. Avrupa'dan Türkiye'ye yapılan atık ihracatı son 20 yılda yaklaşık 3 kat arttı. 2021'de 14,7 milyon tona çıkan toplam atık 2020'de de rekor seviyedeydi. Türkiye 2020'de de AB'nin en büyük atık alıcısı olmuştu. 2020'de yıllık 32,7 milyon tonu bulan atık ihracatının 13,7 milyonu Türkiye'ye gönderilmişti. AB'nin ihracatında türlerine göre en büyük ağırlığı hurda metal yani demir çelik atıkları oluşturdu. Elimizi nereye atsak yabancı poşetler ve hatta Türkiye'de yasaklanan alışveriş poşetleri Avrupa'dan ne kadar plastik madde varsa tamamı Türkiye'ye çöpler Türkiye'ye ithal ediliyor. Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Bu tamamen bir iftira Hakan Bey. Ne insan sağlığına, ne oradaki üretime, ne oradaki tarıma zarar veren bir durum söz konusu değil. Raporda Türkiye'nin 2020'de toplam 22,5 milyon ton hurda metal yani demir çeliği ithal ettiği belirtiliyor. Brüksel Merkezli Avrupa Çelik Derneği, AB'nin hurda metallerini daha düşük çevre, iklim ve sosyal standartlara sahip 3. Dünya ülkelerine ihraç etmesini eleştiriyor. Sırf OECD ülkesi olduğu için bazı ülkelere tanınan imtiyazları eleştiren dernek, Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük atık ithalatçısı olduğunu doğruluyor. Gündem maddelerimiz böyle. Ekonomiden bahsedeceğiz. Demokratik haklardan bahsedeceğiz. Yassah Hemşerim adı altında konser iptallerini sorgulayacağız. Yiğit Oğulları, Sivas Sporu da kutlayacağız. Sanat fuarından bahsedeceğim. Mesela Darüşşafaka'dan bahsedeceğim. Orada Darüşşafaka kızlarını gördüm. 1973-81. Sizlere onları da hatırlatacağım efendim. Yani dop dolu bir sabah buluşması bizleri bekliyor. Cumhuriyet'ten milliyete geçtiğim zaman küçük esnaf manşetini okuyacağız. Taksicisinden terzisine, bakkalından manavına küçük esnafa vergi müjdesi yüz binlerce esnafa muhabiyet sağlayan basit usul vergide bu yıl için uygulanacak esaslar belli oldu. Basit usule tabi olan ve başka geliri bulunmayan bir kuaför, 2021'de kazandığı 35 bin lira için beyanname vermeyecek, gelir vergisi ödemeyecek. Taksicilikten 45 bin lira kazanan, kiralık konutundan da 25 bin lira gelir elde eden kişi, sadece kira geliri için beyanname hazırlayacak, taksicilik için vergi ödemeyecek. Taksi işleten bir vergi mükellefi ikinci bir taksi alarak iki araçla faaliyette bulunmaya başladıktan sonra muafiyetini kaybedecek ve kazancı gerçek usulde tespit edilecek. Normal vergi veren bir tuhafiyeci 2020 ve 2021'de belirlenen sınırın altında iş yapması halinde 2022 kazançları için gelir vergisi ödemeyecek. Terzilik yapan bir basit usul mükellefi yıllık kira sınırını aştığında gerçek usulde vergilendirilmeye başlayacak. Bu tarihten sonra muafiyetini yitirecek servisçilik yapan ve basit usule tabi olan mükellef yan faaliyet olarak kamyonla şehirler arası yük taşımacılığına başladığı andan itibaren gerçek usulde vergilendirmeye dahil olacak diyor efendim. Bu da zor zamanlar geçiren küçük esnafımız için bir haberdi Milliyet Gazetesi'nden sizlere aktardığımız. Bir de hani her sabah uyandığımızda ilerideki o hayal için o güzel Türkiye hedefine ulaşmak için bir takım savuna geldiğimiz, daima gündemde tuttuğumuz, her zaman hassasiyetle üzerinde durduğumuz konular var. Onlardan bir tanesi de hukuk. Yani adalet varsa her şey mümkün. Adalet yoksa hiçbir şeyin anlamı yok. Niye bizim avukatımıza ceza verirler? Biz avukatımızı isteyiz. Ne olur adalet istiyoruz Yeter bize acı çektirmesinler. Yüreğime su serpilsin. Gezi kararlarına tepki sesleri yükselmeye devam ediyor. İstanbul Adliyesi'nde adalet nöbeti sürüyor. Siyasi isimlerin görüştüğü gezi sanıklarından sık sık yeni mesajlar geliyor. Özgürlük diyen, bağımsızlık diyen e, ve korku duvarlarını aşmış ve cesaretle e, mücadele eden bütün e, yurttaşlarımıza selamlarını ve sevgilerini iletmemizi kendileri istediler. Avukatlar ve meslek odası temsilcileri adalet nöbetinden ses yükseltti. Kararların hukuksuzluğunu, protesto etmeyi sürdürüyorlar. Siyasilerin Bakırköy ve Silivri'de ziyaret ettiği sanıklarsa son olarak CHP'li Gülizar Biçer Karaca ve Aysu Bankoğlu aracılığıyla mesajlarını iletti. İletmek istediğiniz bir mesaj var mı dedik. Bugün bir bedel ödüyorsak demokrasi mücadelesi için, cumhuriyet için, e, bu cumhuriyetin demokrasi mücadelesinin ve özgürlüklerin önündeki engellerin kalkması için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa... Bunu şerefimizle öderiz diyorlar. Hükümeti ortadan kaldırmak değil bizatihi e, anayasanın bize verdiği haklar çerçevesinde, protesto ve gösteri hakkı çerçevesinde kendi ülkemizin değerlerine, Cumhuriyet'in bize emanet ettiği kamusal alanlara ve mekanlara sahip çıkma kararlılığıydı. Tımov ve avukatların İstanbul Adliyesi'ndeki nöbeti devam ediyor. Hukuksuzluk vurgusuyla yapılan basın açıklamalarından yargı temsilcilerine tepki, sanıklara özgürlük çağrıları yükseliyor. Suyunu, ormanını koruyanlara, tüm hak arayışlarının şiddetle bas bir tweet atanın hapsi boylaması sanatçıların konserlerinin iptali. Temel hak ve özgürlüklere yönelik güncel müdahalelerin de dile geldiği basın açıklamalarında Gezi sanıklarının avukatları yargı ve iktidar mensuplarına yöneltiyor eleştirilerini. Yargı mensuplarına, savcılara ve özellikle de yargıçlara ne oluyor onu sorgulamak lazım. Onlar kendilerini için siyasal iktidarın bu hırslarına te teslim ediyorlar. Onu sormak lazım. Bırakın evrensel hukuk kuralları çerçevesinde 12 Eylül artı yasalar nezdinde bile beraatle sonuçlanacak hukuksuz bir davanın kurbanı olarak kullanıldılar. Her sabah aynı değerleri savunursak hayalini kurduğumuz, hedeflediğimiz Türkiye tablosuna daha kolay ulaşırız diye inanç içindeyiz. Ama şunu da söyleyelim. Bakın, Bağımsız Araştırma Grubu ENAK önlem alınmazsa enflasyon %200'e gider. Bazen şöyle düşünüyorum. Her gün gelen zamlar, işte bu sabah benzine, motorine artışlar, ÖTV artışları, alkollü içkiye, sigaraya, dün bandrole. Adeta bilmiyorum siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Önlem almak yerine bıraktılar böyle. Kamyon böyle yokuş aşağı gidiyor gibi hissediyorum. Niye durdurulamıyor? Hayatımız zorlaşıyor geçim şartları ağırlaşıyor. Gerçek ve kalıcı bir çözüm neden bulunamıyor? Elinizi tutan mı var? 20 yıldır tek başınıza ülkeyi yönetiyorsunuz. Dünyada bile çok nadir olan bir şeydir. 20 yıl Türkiye gibi büyük bir ülkeyi tek başına yöneten bir iktidar ve karşı karşıya kaldığımız tablo bu. Hazin bence. Milliyetten sözcüye geçiyorum. Halk zenginleşmiş Sözcüğün manşetinde de bir savurganlığın haberi var. Onu 9 kuşağında ayrıca hazırladığımız bir bantla birlikte sizlere sunacağım. Ama şimdi acaba AK Partili vekile katılacak mısınız? Halk zenginleşmiş ünlem. Vatandaş zamlar yüzünden ay sonunu getiremezken AKP'li vekil Kemal Çelik "Halkımız zenginleşti." dedi. CHP'li Atilla Sertel itiraz etti. İşte ikisinin atışması. AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik Bizim dönemimizde halk zenginleşti demiş. Sözcüden okuyorum. CHP'li İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise tebrik ediyorum seni. Kapalı devre yaşıyorsunuz. Halk nasıl zenginleşti derken Antalya Milletvekili Kemal Çelik her yer doğalgaz oldu. Kömür yardımı yapılan aile sayısı azaldı demiş efendim. Yani eğer Kemal Bey nerede? Tabii Antalya'da yaşıyor. Hani Antalya'da mı yaşayalım? ya da ne yiyip ne içiyor. Tabi Antalya'nın seralarından yetişenlerden domateslerden mi yiyor bilmiyorum. Ama ben Kemal Bey ne yiyorsa, ne içiyorsa, nasıl yaşıyorsa öyle yemeye, öyle içmeye, öyle yaşamaya da talibim. Yeter ki kafamız böyle olsun diyelim. Ama havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun. Güne başlarken hava açık, zamanla yer yer kapatacak. Akşama yurdun güneyinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklarsa artışını sürdürüyor. Bugün yurt genelinde gün güneşli başlayacak. Zamanla gökyüzündeki bulutlanma artıyor. Anadolu'da yer yer artan bulutlar güneşi tamamen perdeleyecek kadar yoğun olmayacak. Günün ilerleyen saatlerinde Akdeniz bölgesinde ve İç Anadolu bölgesinin güney illerinde hava kapatıyor. Burdur, Isparta çevreleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu bölgesinde ise Konya, Karaman, Nevşehir civarıyla Aksaray, Kırşehir çevrelerinde Zaman zaman yağış geçişleri görülebilir. Gelip geçici yağışlar Anadolu'nun orta güney kesimlerinde hafif olarak seyredeceği benziyor. Yine benzer şekilde gün içinde Marmara bölgesinin doğusuyla Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de hafif geçişler şeklinde yağmur görülebilir bugün. Sıcaklıklarsa yüksek seyrediyor. Kıyı Ege 35 derecenin üzerine çıkıyor günün en sıcak saatlerinde. Yurdun güney hattı da benzer şekilde kavurucu sıcakların etkisi altında. İç kesimler ve doğuda da hava sıcak. Marmara bölgesinde termometre değerleri yer yer 30 derecenin dahi üzerine çıkacak bugün. Hafta sonunda sıcak etki devam edecek. Ege daha da ısınacak. Sıcaklıklar yer yer 40 dereceye yaklaşacak. Marmara günün en sıcak saatlerinde 35 dereceler civarında seyrederken Orta ve Doğu Anadolu'da 30 dereceler çevresinde sıcaklıklar ölçülecek. Yağışlarsa cumartesi günü Orta ve Doğu Anadolu'da bekleniyor. Cumartesi Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Konya, Karaman çevreleriyle Doğu Anadolu'nun batı illerinde hava kapatabilir. Beraberinde Doğu Karadeniz'de de hava kapatıyor günün ilerleyen saatlerinde. Cumartesi gökyüzünün zamanla kapattığı bölgelerde yağış geçişleri hafif olacağı benziyor. Pazar günü hava yine oldukça sıcak olacak. İç Batı Anadolu'da, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısını kapsayacak şekilde bulut geçişleri yer yer hafif yağış bırakabilir. Bir de Doğu Anadolu'nun en kuzeydoğu kesimlerinde zamanla hava kapatacak, gökyüzü yağış geçişlerine neden olacak. Anadolu'da yer yer yağış ve bulut geçişleri yaşanacak olsa da sıcak bir hafta sonu olacağı benziyor yurt genelinde. Yaz tadında yaşanacak ilk hafta sonunda gün ortasında güneşten korunmanın önemi de artıyor. Cansu Hanım etiketimizi beğenmiş efendim öyle. Yazsa hemşerim dedik. Bugünkü manşetimiz. Kinyas Yağız. Çok ilginç bir hal aldı. Zamsız gün geçmiyor. Dolayısıyla bu böyle gitmez. Herkes şapkasını alıp önüne koymalı diyor. Twitter'dan yazdığı mesajda Kinyas Yağız. Tam da şimdi ülkemizin ne hale geldiğinin en çarpıcı manşetini Milli Gazete'yi okuyacağım. Ama dikkatinizi rica edeceğim. Dikkatle takip edin. Çünkü söz konusu olan sizin ülkeniz. Söz konusu olan sizin çocuğunuz. İleride doğacak olan çocuğunuz da belki. Yani sizin geleceğiniz. Dikkatle takip edeceksiniz ben de üstüne basa basa tane tane yalın bir dille okumaya çalışacağım. Milli Gazete. Milli Gazete, şeker ithalatına yönelik el altından yürütülen çalışmayı 1 Nisan'da manşet haberiyle kamuoyuna duyurmuştu. Türkiye sonunda şekeri de ithal edecek. Buğday başta olmak üzere birçok stratejik üründe ithalatçı konumuna düşen Türkiye, sonunda şekerde de ithalat kapılarını açıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı imalatçılara şeker ithalatı yetkisi verilmek üzere çalışma başlattığını duyurdu. Milli Gazete, Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın şeker ithalatına yönelik el altından yürüttüğü çalışmayı 1 Nisan'da haber olarak kamuoyuna duyurmuştu. Depolar şeker doluyken neyin ithalatı? Neden efendim? Türkiye gibi bir ülkenin şeker ithal etmesi neden? Ama sonuçta sizler akıllı insanlarsınız değil mi? Ülkesini çok seven insanlarsınız değil mi? Akıllı, çok seven insanlar. Peki ülkesi için ne yapması gerekiyor bizim halkımızın? Elini taşın altına koyması gerekiyor. Yani sizin çok bir riskiniz falan yok. Örgütlenmek, anayasamızdaki teminat altındaki haklarımızı kullanmak. Seçimde oyunuzu kullanmak. Oyunuzu kullandıktan sonra o oylara sahip olmak. Teşkilatlı. Ne bileyim oy ve ötesi mi olur adınıza ne geliyorsa. Ülkenizi seviyorsanız bunları yapacaksınız. İki gündür Rahat Mengi'nin konuğu Ümit Özdağ. O hem Sadat meselesiyle ilgili dün gündemi belirledi. Hem bir taraftan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin sözleri çok konuşuluyor. Bir taraftan da yine burada gündeme getirmişti. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda ve o gün bugündür gündem oldu. Neden Mansur Yavaş konusu ısrar ediyorsunuz diye soruyor Ruat Mengi. O da diyor ki Mansur Yavaş konusu ısrar ediyorum. Çünkü şu an Türkiye'de hem AKP'den hem de MHP'den oy alan tek isim Yavaş diyor. Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Tayyip Erdoğan'ı eğer aday olursa en az 20 puan farkla geçer iddiasında Ümit Özdağ. Kılıçdaroğlu'nun gündeme taşıdığı mesele. Bir sonraki seçimin ve sandığın güvenliği. Sadatçı kuruluşlar sözleşmesi de yazmış. Terörist nasıl yetiştirilir biz yapacağız. Suikast nasıl yapılır biz yapacağız. Böyle bir anlayış olur mu ya? Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere VIP'de oturuyordum. Otobüse çağrıldık. Yanımda koruma polisi arkadaşlarla otururken Adnan Tanrı verdi geldi. 15 Temmuz gecesi askeri birliklerin önüne çekilen otobüs, kamyon vesaireyi siz mi organize ettiniz dedim kabul ederek başını salladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddiası bununla sınırlı değil. 15 Temmuz'dan sonra paramiliter yapılar yetiştirdiği iddiasıyla ismi gündemde olan Sadat'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce Askeri birliklerin ele geçirilmesi için sivillere eğitim verdiğini Sadat kurucusu emekli general Anlan Tanrı verdi, anlatmış. Aslında askeri birlikleri ele geçirmekle ilgili daha önceden sivil insanlarla bir çalışmamız da vardı. Bunu haber almışlar ve askeri birliklerin siviller tarafından ele geçirilmesini engellemeye yönelik bazı eğitimler yapılmış dedi. Çalışmalar devam ediyor mu diye sordum. Ediyor dedi. Silahlı çalışmalar var mı acaba bunun içinde dedim. Zırhlı birliklerin durdurulması ile ilgili çalışmalar var dedi. 15 Temmuz darbe girişiminden önce sivillerin askeri birlikleri ele geçirmesine yönelik eğitim kimlere neden verildi? Bu iddia doğru mu? Sadat'tan bir açıklama yok. Ama Ümit Özdağ'ın Sözcü Gazetesi'nin anlattıklarına göre yaşanan diyalog Adnan Tanrıverdi'nin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olduğu dönemde yaşanmış. Bana kart vizitini verdi. Cumhurbaşkanı Askeri Başdanışmanı yazıyor. Ben de kartımı ona verdim. Eline alnına götürerek aa Ümit Özdağ diye bağırdı. Beni bir AK Parti milletvekili zannederek bu kadar açık konuşmuş. Bu konuşmaları inkar ederse koruma polisi şahittir. Dernek kuruyorsunuz ben terörist yetiştireceğim diye. Ve izin veriliyor buna. İzni veren kim? Nasıl bir anlayıştır bu? CHP liderinin kapısına giderek raftan indirdiği Sadat tartışması Ümit Özdağ'ın iddialarıyla daha da büyüdü. İşte böyle bir günden bizleri bekliyor. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda mavi bir sabahta. Bizim savuna geldiğimiz değerlerden bir tanesi çocuklarımızın, kızlarımızın okuması. Sizlere daha evvel bir toplantıdan bahsetmiştim. Suna Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın üstlendiği kız çocuklarımızın okutulması projesi Suna'nın kızları. Şimdi onun raporu geldi ve içinde de İpek Kıraç'tan bize gelmiş bir mektup. Ama henüz okuma imkanı bulmadım. Hafta sonunda bunu çalışacağım. Bu konuyla ilgili Darüşşafaka'dan da sizlere bir mesaj var. Dün burada Art Kontak Fuarı'na gitmiştim. Hafta sonunda işiniz yoksa İstanbul'daysa işiniz varsa da iki saatinizi ayırıp Yeni Kapıya Kadir Topbaş Merkezi'ne gidin. Olağanüstü bir fuar, sergi, kültür sanat. Sadece kültür var, sanat var. Şimdi bakın iki fotoğraf orada ta tanıştık. Fevziye Işık Okulları yönetiminden bazı projelerinden bahsettiler. Takip edeceğime söz verdim. Aydınlık Türkiye yolunda bir takım çocuklarımız için projeler onlarla işbirliği yapacağım. Ve sonra kızlar dediler ki bakın biz Darüşşafakalıyız. Her gün kız çocuklarından bahsediyorsunuz dediler. Ve ben de tabii ki dedim onlar yıllar yıllar önce o kadar da değil aslında da. Onlar bir süre önce Darüşşafaka'ya girmişler. O gün bugündür kız kardeşliğini sürdürüyorlar. Şimdi değerli izleyenler bakın ben biliyorsunuz Darüşşafaka'ya çok değer veriyorum. Burada fuarda 6 altı... Harika kadınla tanıştım. Onlar bir zamanlar küçük kız çocuklarıydı. Darüşşafaka'lı 1973'te girmişler, değil mi? Evet. evet. Ben diş şey hekimiyim şu an. 11 sen, yaşından beri arkadaşım hepsi. 11 sen, yaşınızdan 11 beri biriktesiniz. Biz 11'den mezunuyuz. 3. kızlarız. Merhaba. Siz Boğaziçi mezunusunuz. Evet. Biz arkadaşımızın eşi de bizim dönemden. Onun için ben yani gelin Boğaz. Hayır, gelin Darüşşafaka'lıyız. <laughs> Siz <gülüyor> için de resamsınız. Siz Boğar'da olduğu için. De. Merhabalar. Onun onun <laughs> Daru siz evet, ve kız evet. kardeşler böyle. Evet, evet. Şanslı kızlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Yarın televizyonda ne söyleyeyim sizinle ilgili Daru pazar günü sınavı var. Herkes bu konsepte uyabilecek kişiler çocuklarını bu sınava lütfen soksunlar ve herkes destek olsun. Tamam. Peki hali vakti yerinde olanlara ne mesajı verelim? Bağışlar bağış. da unutmasınlar, bağışlarını yapsınlar. Darüşşafaka'ya evet. çocuklarımızı okutalım. olursa evet. olsun. Değil mi? Küçük büyük demeden. Evet. Ben de bir Darüşşafaka, gönüllüsüyüm aynı zamanda biliyorsunuz. Ben de naçizane elimden geldiği kadar katkı veriyorum Darüşşafaka'ya. Hatta bir dava vardı, haklı olduğum bir davadan 50 bin lira, o zamanki para dedim ki Darüşşafaka'ya bağışlayın. Bir başkasına 50 bin lira çağdaş yaşamı bir başkası 50 bin lirada Türk Eğitim Vakfı'na bağışlattırdım efendim. Naçizane. Bu arada dün Melek Mossoy'la konuştum. Daha evvel burada ağırlamıştık biliyorsunuz. Nedir dedim? Anlamak mümkün değil dedi yasakları. Bu arada sanatçının düşüncelerini ifade etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Sesini ve sanatını beğendiğim Melek Mosso'yu bu durumuza davet ediyorum. En kısa zamanda sizi bölge halkımıza buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum. Demokrat bir kentte gençlerle buluşmaya ne dersiniz diyor. Melek Mosso diyoruz. Hayatım kaymış, hangi yönde olduğu bilinmez. Gel bir gör beni, belki sensindir bunun sebebi. Dur bir yok deme, düşünmeden hareket etme. Mesailer harcamış, Mavi bir sabahtan günaydın. 27 Mayıs 2022 günlerden cuma. İsmail Küçükkaya ile asla umudumuzu yitirmediğimiz ama gerçekleri mutlaka konuştuğumuz özel bir hakikat buluşması. Ama zamlar var. 8'de zam haberleriyle başlamıştık maalesef. Devam edeceğiz maalesef. Önlem alınması gerekiyor. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tuttu. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Dün konuştuk mu? Konuştuk. Peki bugünkü manşetimiz yasa hemşerim yasa. Nereden çıktı? Neden çıktı? 20 yıllık bir tek parti iktidarında bu yasaklar neden? Festivaller, konserler anlam vermek mümkün değil. Bugünkü çalar saat gazetemiz gazetemizi Zeray Kınacı hazırladı, Orkun Özgül sizler için çizdi. Yasa hemşerim. Manşetimizin çıkış öyküsü de danışmanıma Nihal Kemaloğlu'na ait. Sen dedi bunu güzel anlatabilirsin. Yassah hemşerim. Dün araştırdım, soruşturdum. Kimse anlam verebilmiş değil. Melek Mosso'yla da konuştum. Hükümet çevreleriyle de konuştum. Anlam vermek mümkün değil. İşte örnekler. Türkiye peş peşe gelen konser ve festival iptallerinin şaşkınlığını yaşıyor. Örnekler, örnekler, örnekler. Buraya bir tek ot tüyü almadık. Çünkü ODTÜ konser iptalinde bizim konserimizin olacağı gün 5 şehidimiz vardı. O nedenle konserimizi iptal etmedik, erteledik dediler. Bunu makul bulduk. O nedenle bu listeye koymadık. Ama yok genel ahlak şuymuş buymuş filan gibi gerekçelerle. Ülkemizin neşesini, coşkusunu, bir araya gelme heyecanını baltalamasına gönlümüz razı değildir kimselerin. İşte örnekler. Hatta Barış Atay, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Süleyman Soylu'ya dedi ki bu yasaklar nereden çıktı? Mantığı nedir? Bu yasakların talimatını kim verdi? Yoksa siz mi verdiniz diyerek İçişleri Bakanı'ndan sorular yöneltti efendim. Bunu sizlere anlatacağım. Yasa hemşerim dedik. Ama izin verirseniz zamlar, yasaklar, demokrasi nöbetleri. Bir de güzel bir haber vereyim ya. Anadolu derbisiydi o. Kayseri Spor'u uzatmada yendi. Rıza Çalınbay zaten benim çok takdir ettiğim, çok beğendiğim, hayranı olduğum birisidir. Futbolculuğundan beri çok efendi biridir. Ve başarıdan başarıya koşuyor. Şampiyon Sivas Spor bakın. Sivas Spor'u da canı gönülden kutluyoruz efendim. Gönlüme göre bir yayın yapsam burada sadece. Coşkudan, umuttan, hayatın en güzel taraflarından bahsederdim. Ama ülkenin gerçeklerini sizlerden saklamaya da gönlümüz razı gelmez. Gerçekleri konuşarak, hakikatin gözünün içine bakarak çoğaltacağız umudumuzu. Zamlar, zamlar, zamlar. Hiç düşünmüyorum, Hı. gözüm gibi bakıyorum telefonuma. Nasıl değiştireceğiz Allah aşkına bu pahalılıkta? Çocuğum gibi bakıyorum telefonuma. Fazla kullanmama bakıyoruz ki eskimesinler, ihtiyaç duyarsak alamayacağız. Artık almak daha da zor çünkü TRT bandrol ücretine zam geldi. Cep telefonunda %10'dan %12'ye, tablet ve bilgisayarda %2'den %4'e çıkarıldı. Otomobillerde de binde 4 olan TRT bandrol ücreti %100 zamlanarak binde 8 oldu. Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı ise arttırıldı. Alkollü içeceklerden alınan ÖTV %25, sigaradan alınan ÖTV ise %10 arttı. Bizim için kötü fiyatlar artacak demektir yani. Ortalama 500 bin liralık bir otomobilde çıplak fiyat 250 bin lirayken 1000 lira bandrol ücreti alınıyordu. Şimdi bunun 2000 lira olması bekleniyor. Yani tam 2 kat daha fazla. Üstelik ÖTV ve KDV de dahil değil. Bu boşalan hazineyi bir şekilde dolduracaklar. Vergi önemli tabii vergi güçtür ama. Hani böylesi bir dönemde de vergilerin bu kadar yüksek olması mantıklı mı? Bilmiyorum yani. Toplumun gün geçtikçe satın alma gücü dibe iniyor. Yani refah denen bir şey kalmadı. Radyoya, internete bağlı olan tüm cihazlardan TRT bandrol ücreti alınıyor. Akıllı kol saatlerinde %8 olan oran %14'e çıkarıldı. Zaten pahalı olan cep telefonlarında bir de TRT bandrolünün %12'ye yükseltilmesine ise tüketici tepkili. Ürüne direkt zam geliyor. Almakta güçlük çekiyoruz. Cep telefonu en son oğlumdan hediye geldi emekliyiz tabii. Elimdeki telefonun fiyatı 11.250 lira. Bundan alınan bandrol ücreti 1125 liraydı. Yapılan artıştan sonra 1350 liraya yükseldi. 225 lira fark ediyor ama biz aynı cihazı şu an 12.500'e satıyoruz. Yani bizim ülkede zammın söylentisi bile çıkartıyor rakamları. Emekliyim ben de zaten. Para biriktirip almıştım yani. Bundan sonra biraz zor. Fahiş elektrik zammının ardından faturalardan TRT payı kaldırılmıştı. TRT bandrolünün zamlanmasıyla o payın kaldırılmasının etkisi silinmiş oldu. Yapboz tahtası gibi her şeye alışmak zorunda kalıyoruz yani. İnşallah evdekiler hiç bozulmaz. Aynı şekilde devam eder yoksa yapacak hiçbir şeyimiz yok, alamayız, yerine koyamayız. Gece saatlerinde yayınlanan resmi gazeteyle vergi artışı kararı alındı. Alkol içecekler ve sigara ürünlerinde ÖTV oranı artırıldı. Alkol içeceklerde ÖTV zammı %25 olurken sigaradaki ÖTV zammı %10 olarak gerçekleşti. ÖTV zamları ürünlerin ücretine zammında habercisi oldu. Yani 8'de söylemiştim. Adeta freni boşalmışçasına böyle gidiyoruz. Her gün zam olur mu? Bir aldığınızı aynı fiyata bir sonraki defa alamıyorsunuz. Bu gidişat nereye diye soruyorum. Sözcüden bir manşet, bir israfın manşeti. AKP'li belediye vatandaşın parasını böyle çarçur etti. 801 milyon dolarlık çöp. Ankara Belediyesi'nin önceki yönetimi tarafından tam 801 milyon dolara yaptırılıp kapanan Anka Park'ın dinozorları oyuncakları çürüdü ve çalındı. Siz fotoğrafa bakın ben yazıyı okuyacağım. Evet böyle kalın. Çünkü bu paralar sizin paralarınız. Uyarılara rağmen yapılan Anka Park 2019'da açıldı. Ancak 7 ay sonra elektrik borçları yüzünden haciz geldi. İşletmeci firma iflas etti. Park kapandı. Belediyenin CHP'li yönetimi, Mansur Yavaş yönetimi, parkı devralmak için yargıya gitti. 2 yıldır dava sürüyor. Peki park ne halde? Gittik yerinde gördük durum işler acısı diyor Deniz Ayhan'ın haberi. Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılan Anka Park'taki dinozor heykelleri parçalanmış. Hiç kullanılmayan teleferik, jet sikiler ve Luna Park oyuncakları paslanmış, kırılmış, kullanılamaz hale gelmiş. Hırsızlar dadanmış. Bir yılda 50 hırsızlık olayı yaşanmış. 801 milyon dolarlık israf abidesi olarak çürüyor. Bakın 13 milyar lira. Eski parayla 13 katrilyon lira. Bu para kimin parası efem? Bana ne canım diyebilir misiniz? Hayır. Bu para benim param. Bu para sizin paranız. Vergilerimizle oluşturulan ulusal bütçemizden giden para bu. Hazine kaynakları. İstiyorsanız bana ne deyin. Korkusuna geçelim. Yasa hemşeri manşeti geliyor şimdi. Yasak, yasak, yasak. Çağ dışı zihniyet milletin hayat damarlarını koparıyor. Politik görüşleri, kıyafetleri ve yaşam tarzları sebebiyle birçok sanatçının konserlerine AKP'li belediyeler ve valilikler tarafından yasak getiriliyor. Bu anlaşılamaz bir şey. Kabul edilemez bir şey. Sordum. Hükümet çevrelerine sordum. Valiliklere sordum. Bir bakanla da konuştum. Melek Mosso'yla da konuştum bu yasakların neden getirildiğini anlayabilene rastlamadım daha. Isparta'daki öğrenciler Melek Mosso'yu istemiş kardeşim. Belediyede Melek Mosso'yu getiriyor. Sen ne karışıyorsun öğrencilerin isteğine? Isparta Belediyesi halkımızın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan konserler düzenlemektedir. Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Isparta Belediyesi'nin düzenlediği Gül Festivali'nde şarkıcı Melek Mosso'nun vereceği konser Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nin açıklamasından sonra iptal edildi. Belediye Melek Mosso'yu konser programından çıkardı. Mosso'dan da muhalefetten de yaşam alanına müdahale tepkisi yükseldi. Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün... Bugün geleceğe sanatımı işliyorum. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadını onuruma laf atmak. Yasaklarda da geldiğimiz nokta ülkenin dört bir yanında yaşam biçimine müdahale. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Melek Mosso'nun seslendirdiği Yıllar Affetmez şarkısını gideni götürür sandık affetmez notuyla paylaştı. Isparta Belediyesi Uluslararası Gül Festivali'nde ücretsiz konser organize etti. 3 sanatçının ayrı günlerde sahne alacağı konser afişle sosyal medya paylaşımlarıyla duyuruldu. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Melek Mosso'yu hedef alarak konserin iptalini istedi. Melek Mosso'nun "Sana ne? Dünya görüşünden, giyiminden, kuşamından. Benim yaşadığım gibi yaşayacaksın. Çünkü dünya liderimiz böyle istiyor." Milli ve manevi değerlerimize dönük çok daha müteyakkız davranmak lazım, çok dikkatli olmak lazım. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen daha önce kendi adının da yazılı olduğu afişten bu kez Melek Mosso'nun konser programını çıkartarak sadece Derya Ulu ve Funda Arar'ın olduğu afişi paylaştı. Melek Mosso konseri iptal oldu. Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı bu kez belediyeye teşekkür mesajı yayınladı. Bu tek örnek değil Aynur Doğan konseri iptal edilmişti. Niyazi Koyuncu konseri iptal edilmişti. Eskişehir'de Anadolu Fest iptal edilmişti. Aslında şaşıracak bir şey yok. Bunlar bu zaten. Yasak, yasak, yasak. Melek Mosso'ya yapılan şeyin karşısında sessiz kalmıyorum ve valiliğin aldığı bu kararı kabul etmiyorum. Gençlerin ahlakını korumak sizin işiniz mi? Rahat bırakın artık gençleri. Bırakın herkes istediği gibi yaşasın. Sanat dünyasından da karara tepkiler yükseldi. Cem Yılmaz konser iptali kararını orta çağdan diyerek eleştirdi. Ahlaklı konser, yeni yeni işler, hayırlı işler. Yine orta çağdan güzel bir orta geldi. Boş kale'ye gol atmama, ahlakımla susma hakkımı kullanıyorum. Pas. Bu konuyu Zafer Söken takip etti. Ben ülkeyi yöneten kişilerden birisi olsaydım utanırdım. Sadece üzülmezdim, utanırdım. Hele ben ülkeyi 20 yıldır yöneten iktidarın bir mensubu olsam gerçekten çok üzülürdüm. Benim yönettiğim ülkede sanatçıların konserleri iptal edilecek öyle mi? Böylesine geniş bir coğrafyada, böylesine bin bir çiçekli bir bahçe gibi Türkiye'de Böylesine zengin bir kültür coğrafyasında yasaklarla yola çıkılabileceğini kim zannedebilir ki ya? Ben mesela ülkeyi yöneten kişilerden biri olsaydım, ülkemin daha fazla özgür, daha fazla coşkulu, neşeli olmasını isterdim. Ne demek yasak? Ülke neşesini ve coşkusunu arıyor. Erdoğan gaygısız. Hani biz açık cezaevindeki izinlerle ilgili yayınlar yaptık ya, sesimizi duyurduk diyor ki Erdoğan Bey her sabah kapalı cezaevlerinde de bizi izliyorlar biliyoruz. Allah kurtarsın diyelim. Erdoğan gaygısız. İsmail abi kapalı cezaevindeki arkadaşlarımızın sesi de olur musunuz? Şartlar ağır diyor efendim. Biliyorsunuz bazı siyasiler başta Sarıgül olmak üzere cezaevlerinin önüne giderek bir kampanya başlattılar. Affet Türkiye'm adı altında. Enes liman zam zam zam. Bu kadar vergi artışı yapılıyor bu kaynaklar nereye gidiyor diye soruyor Enes Pehlivan. İşte halkımız konuşacak. Türkiye demokratik bir ülke. Halkımız demokratik haklarını kullanacak. Dünya. Şeker açığı ithalata kapı araladı. Heh, buyurun, buyurun buradan yakın. Arızdaki düşüşle birlikte şeker fiyatlarının hızla yükselmesi ve yaşanan tedarik sıkıntısına karşı ithalat yolu açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı şekerde spekülatif fiyat artışını önlemek amacıyla şekerli mamul üretimi yapanlara ithalat izni verileceğini duyurdu. Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye'nin emniyet stoku da dahil 600 bin ton şekeri bulunduğuna işaret ederek bu da 3 ayı zor çıkarır. Yeni sezonun 15-20 Eylül gibi başladığı düşünülürse 250-300 bin tonluk açık görülüyor. Yani şeker açığı görülüyormuş. Bu nedenle ithalat gerekli dedi. İthalatın Fas, Cezayir ve Mısır gibi ülkelerden yapılabileceği belirtiliyor. Dış piyasa fiyatı daha cazip görünse de şekerdeki ithalat sınırlamaları nedeniyle dışarıdan ürün temini konusunda endişeler var denilmekte. Şimdi ben ben bu haberleri okurken yaşıyorum ya yani sadece okumak değil ben üzülüyorum. Bunu fark ediyor musunuz? Yani ülkem için üzülüyorum. Siz de üzülüyor musunuz? Üzülmelisiniz. Eğer bu haberleri izlerken tamamı gerçek olan şeker ithalatına mecbur kalan bir ülke durumuna düşmek beni üzüyorsa vergi uzmanı Ozan Bingölü izlerken onu da düşünün. Sizler de AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi, Vatan Partilisi, HDP'lisi sizler de üzülmelisiniz. Yayınlanan kararla birlikte TRT bandrol ücretlerinde artışa gidilmiştir tablet ve bilgisayarlarda %100'lük bir artış meydana geldi. Kara taşıtlarında, otomobillerde radyo bulunduğu için alınan TRT bandrol ücretinde de %100'lük bir artış meydana geldi. Bununla birlikte uydu alıcılarında, TV kutularında, radyolu saatlerde, radyolu koşu bantlarında ve benzeri diğer bazı ürünlerde de artışa gidildi. Cep telefonlarında örneğin daha önceden %10 olarak uygulanan TRT bandrol ücreti artık bugünden itibaren %12 oldu. Yaklaşık %20'lik bir artışla. Otomobillerde daha önce binde 4 olan TRT bandrol ücreti artık %100 zamlanarak binde 8 oldu bugünden itibaren. Örneğin vergisiz fiyatı 250 bin lira olan bir otomobilde binde 4'lük TRT bandrol ücreti ödeyip yani 1000 lira öderken artık bugün binde 8 olduğu için 2000 lira ödeyeceğiz. Bu da ne demek? Aslında bizim ödeyeceğimiz, otomobili alırken ödeyeceğimiz TRT bandrol ücretinin %100 zamlanması demek. Hatta bu 2000 liranın da 250 bin liralık bir otomobilde binde 8 ile 2000 lira olan bu TRT bandrol ücretinin de ÖTV'si ve KDV'sini de düşündüğümüzde vatandaşa yansıması sadece 2 bin lira değil 4248 lira olmakta. 3500 lira vergisiz fiyatı 3500 lira olan bir cep telefonunda ise TRT bandrol ücretinin %10'dan %12'ye çıkmasındaki fark 70 lira. Ancak yine burada da 70 liralık farkın ÖTV ve KDV'si de dikkate alındığında vatandaşa yansıması 125 lira olacak. Yani 3500 liralık cep telefonunda yeni sistemde yeni bandrol ücretleriyle 70 lira daha fazla ödeyeceğiz belki TRT bandrol ücretini. Ama bu 70 lira ÖTV ve KDV'nin de matrağına dahil olduğu için aslında bizim cebimizden 70 değil 125 lira çıkmış olacak. Böylesi ekonomik dar boğazda her geçen gün daha da yoksullaştığımız bir ortamda Kurumlar tasarruf yapmayıp, harcamalarından ödün vermeyip, yeni kaynak arayışı için vatandaşların cebine müracaat ediyorlarsa artık sözün bittiği yerdeyiz. Çünkü vatandaşta cep delik, cepken delik. Üzülmemiz gerekiyorsa üzüleceğiz. Nuri Bey diyor ki günün yazarı kim diye soruyor. Heh. Saygı Öztürk. Şöyle düşünün. Yazıyı özetleyeceğim de. Asker okullara girmişsiniz. Kazanmak çok zor. Ben geçmişte girdim de kazanamadım oradan biliyorum. Yazıları geçseniz bile mülakatta eliyorlar. Ben öyle ortaokulda ve lisede o onları başaramadım için biliyorum. Yoksa ben de isterdim subay olmayı. Subay okullarını bitirdiniz. Bütün rütbeleri Atatürk'ün giydiği o üniformayı giydiniz gururla. Ülkenize hizmetlerde bulundunuz asker olarak. Ve dört yıldız takıldı iyi mi? Vay. General oldunuz. Güzel. Devamını anlatacağım şimdi. Mesajlar da geliyor bir taraftan. Saygı Öztürk'ün yazısı. Biraz daha devam edeyim. Genel general oldunuz, kuvvet komutanı oldunuz. Yani ülkeye Mustafa Kemal Atatürk'ün giydiği üniformayla birlikte hizmetlerde bulundunuz. Emekli oldunuz. Eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz artık böyle hani gururla bir hayatı tamamlamayı bekliyorsunuz. Ömrünüzün en güzel baharı. Hani ben yaşı 70'ten sonra için öyle derim ya 80-90 için, 95-100 için. Ömrünüzün en güzel günleridir o. Heyhat, Bakın hukuki bir değerlendirme yapmıyorum. İnsani bir değerlendirme yapıyorum Saygı Öztürk'ün yazısı üzerinden. Yaşınız 75, kiminiz 80, kiminiz 85, hatta biriniz 93. Canlandırdınız mı? Şu anda cezaevindesiniz. Evet. Saygı Öztürk bunu yazmış. günün yazarı işte. Anlatacağım şimdi hikayeyi. Ama önce Cumhuriyet'i bir okuyalım. Sarayı layıklık karıştırdı. Erdoğan'ın danışmanları Uçum ile Tayyar ve Saral karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışması Cumhuriyet layıklık Atatürk üzerine kurulacak dedi uçumun sözleri AKP MKK üyesi Şamil Tayyar bu ne şımarıklık tepkisi gösterdi. Tayyar'a destek baş danışman Oktay Saral'dan geldi. Saral Tayyar'ın bu paylaşımına Şamil Baba ağzına ve yönüne sağlık dedi. Şimdi ben Şamil Tayyar'ın zaman zaman bu çıkışlarını önemsemiş birisi olarak şunu anlayamadım ama. Mehmet Uçum'un bu sözlerinde ne var? Bence doğru söylemiş. Cumhuriyetle layıklık, Atatürk. Mehmet Uçum kendisini solcu olarak tanımlıyor. Olabilir solcu sağcı artık o kavramlar geçti ama. Fakat solcu da olsanız sağcı da olsanız bu ülkede yaşayacaksak Cumhuriyet, Leyklik, Atatürk değerleri, Cumhuriyet'in kurucu değerleri. Yani Şami Tayyar burada niye tepki gösterdi bunu da anlayamadım ben doğrusu. Diyelim ve Sivas'a geçelim. Efendim hem Sivas'ı hem de Kayseri'yi kutluyorum. Finaldeydiler. Finale yakışan bir futbol ve bir heyecan fırtınasının arkasından Rıza Çalınbay ve öğrencileri Sivas Spor'a kupayı kazandırdılar. Tabii Kayseri Spor'un da finaldeki başarısını, finale kadar giden süreçteki performansını ve bir kadın spor kulübü başkanı olduğu için de altını çizerek her iki kulübü de kutlayalım. Sivas Spor tarihinde ilk kez zira Türkiye Kupası'nı kazandı. Sivas'ta kupa coşkusu yaşandı. Sivaslılar gece geç saatlere kadar kupa kutlaması yaptı. Zira Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayseri Spor'la Demir Grup Sivas Spor kozlarını İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda paylaştı. Maça Kayseri Spor hızlı başladı. Attığı golle öne geçti. Sivas Spor ise geride kaldığı maçta normal süreyi berabere tamamlamayı bildi. Karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda Sivas Spor rakibini 3-2 yendi. <gülüyor> 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 Uzatmalarda gelen galibiyetle Sivas Spor tarihinde ilk kez Zira Türkiye Kupası'nı kazandı. Yiğidolar 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi playoff turuna da katılma hakkını elde etti. <laughs> Sivas'ta ise final heyecanı vardı. Binlerce Sivaslı Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda takip etti mücadeleyi. Son düdüğün çalmasıyla da büyük sevinç yaşandı. Bu Sivaslıların kupa coşkusu şarkılarla, tezahüratlarla, meşalelerle oldu. Kutlamalar gece geç saatlere dek sürdü. Sesçimiz Ozan'a da buradaki dekor için bana her zaman yardımcı olan Resul abimize de, teknik yönetmenimiz Adem'e de, kameralardaki Yunus ve Mümin'e de, bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Saygı Öztürk diyor ki bakın, Allah kimseyi özgürlüğünden mahrum bırakmasın, cezaevine düşürmesin diye anlatıyor. Diyor ki cezaevinde ekmek elden su gölden değil elektriğe zam geliyorsa aynı ölçüde mahkumlar da etkileniyor diyor. Örnekler anlatıyor. Cezaevindeki odada buzdolabı, ısıtıcı ve kullanımına izin verilen diğer elektrik aletler için süzme saatte gösterilen kullanım bedeli alınıyor bakın. Yemek parası da öyle. 17 lira. Yani cezaevinde kalanların yemek parası da ödediğini biliniz diyor. Yazı buraya kadar. Geneli itibariyle tutuklular için ve hükümler için. Fakat şurada dün Çevik Bir'in kardeşi Güleren Pişmişoğlu aradı. Abim her gittiğimde beni tanıyordu. Nerede olduğunu biliyordu. Ancak son iki haftadır nerede olduğunu da bilmiyor. Beni de tanımıyor. Gözleri küçülmüş, kilo kaybetmiş bakın. Çevik Paşa'ya görevliler de nasılsınız diye sorduklarında artık tabii çok detaya da girmeyeyim. Onun bu durumu oda komşusu Çetin Doğan'ı da üzüyor. 28 Şubat davasından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan komutanlar için tek yol ve tek umut Anayasa Mahkemesi'nde yapılan hak ihlali gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi. Ancak iş yoğunluğu nedeniyle mahkeme 10 aydır bu başvuruyu ele almadı. Nasıl bir iş yoğunluğunuz olabilir ki? Yaşları 75 ile 93 arasında değişen Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan çok sayıda komutanla ilgili bu davayı görüşmezsiniz. Anayasa Mahkemesi'ne bunu soralım. Yaşları 75 ile 91 arasındaki emekli askerler terör suçlarının konulduğu cezaevinde çile çekiliyor, çekiyor. Hiç değilse bu benzer durumdaki mahkumların hapis cezalarını evlerinde çekmeleri sağlanmalı. Bir ülke bunu yapmaz mı efendim? Bence yapabilir. Hava durumuna ama dünyanın havasına bakalım. Hindistan'da 50 dereceye kadar çıkan rekor sıcaklık artışı şimdi de Pakistan'ı kavuruyor. İnsan sağlığını tehdit eden sıcak hava dalgası tarıma da darbe vurarak kıtlık endişesini derinleştiriyor. Pakistan'da da Hindistan'da olduğu gibi mahsuller ısı ve susuzluktan kurudu. Sıcak hava dalgası insan sağlığını ciddi şekilde tehdit etmeye başladı. Dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi olan Hindistan'da hava sıcaklığı buğdayda verimi düşürdü. Rusya-Ukrayna savaşıyla bozulan tedarik zinciri Hindistan'daki hava sıcaklığıyla bugün daha da derinleşti. Bir de kum fırtınası tehdidi var. Kuzey Afrika'dan gelerek Türkiye'ye de uzanan Orta Doğu yetkisi altına alan kum fırtınası bu kez Kuveyt'te gökyüzünü turuncuya bürüdü. Kuveyt'te deniz trafiği durdu. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen kum fırtınası dünya ticaretine de bugün darbe vurmaya başladı. Kuveyt'te deniz trafiğinin durması özellikle petrol lojistiğinin etkilemesinden dolayı enerji arzı için küresel çapta endişe yarattı. Hayatı durma noktasına getiren toz fırtınası Irak'ta okulların kapanmasına, resmi tatil ilan edilmesine neden oldu. Kuvvetde ise uçuşlar askıya alındı. Devlet daireleri, ticari işletmeler kapatıldı. Haber masasında da Zafer'in dışında Beyza Gözik, Ezgi Gözeger, Zeray Kınacı vardı. Editörümüz Nihal Kemaloğlu. Yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız. Ve bugün de onun yardımcısı Duru Arca. Yasa. Hemşerim, yasah. Hikmet Durgun. Aynur Doğan, Niyazi Koyuncu, Metin Kemal Kahraman, Apolas Lermi ve Melek Mosto'nun konserlerinin ardından Mem Ararat'ın Bursa konseri de kamu güvenliği gerekçesiyle iptal edildi. Sanatçılar konser yasaklarına çok tepkili. Bu haftaki çiçeğimin boyu biraz uzun. O nedenle bazen görüşünüzü kapatıyor. İsterim ki benimle birlikte sizler de okuyun. Çiçekleri her hafta pazar gidip kendi gözlerimle seç seçiyorum sizler için. Hikmet Durgun, yasak kardeşim. Ali Can Uludağ, konser yasa haberleri yurdun 4 bin noktasından peş peşe geliyor. Ülkenin demokrasi, temel hak ve özgürlükler ve yaşam tarzı gibi evrensel değerler yönünden nasıl bataklığa gömüldüğümüzü anlık olarak izliyoruz. Faşizm kol geziyor diyor gazeteci Ali Can Uludağ. Adliye koridorlarından tanıyoruz kendisini. Melek Mosso birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak. Dün ben de sordum Melek Hanım'a. Anlamak mümkün değil o gerekçeleri diyor. Ama pes edecek değiliz. Sanatımızı yapacağız. Çarkılmamızı söyleyeceğiz dedi Melek Mosso. Tip milletvekili Barış Atay iptal edilen konserleri İçişleri Bakanı'na sordu. Talimatı siz mi verdiniz? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşımız müsteri olsun. Biz fahiş kira artışlarına müsaade etmek durumunda değiliz. Enflasyonun üstünde bir kira artışı söz konusuysa buna müsaade edemeyiz. AKP milletvekili Kemalçelik, rakamlar ortada. Halk zenginleşti diyor. Halkımıza bu zenginliğin tadını çıkarmasını tavsiye ediyoruz. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %14 seviyesinde bıraktı. Şaşırtmadı bizleri. Teknofest Azerbaycan için Bakü'de bulunan Selçuk Bayraktar, Türk uşakları azimleri sayesinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek dedi. Dün de İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na Bakü'den bağlandı Selçuk Bayraktar. Teknofest Bakü'de. Bir uçak gelsin, bir teyyareye değsin, Belki o ülkelerimizi Kozmos'a götürecek. Yine bir uçak daha gelsin, o da bir tayyareye tohunsun. Belki o da ülkelerimizi müdafiye edecek, puaları, tayyareleri hazırlayacak. Tek Teknafest'in şuarı Can Azerbaycan'da bu şekilde. Bu tüm dünyada olduğu gibi sadece savunma sanayinde kalmasın, savunma sanayi hep lokomotif olmuş, diğer tüm sivil alanlara yayılsın. Teknofest'i düzenlemekteki maksadımız, deney yap atölyelerindeki gayretimiz, gayretimizin asıl sebebi tümüyle bu. Bu anlamda bu etkinlikler topluma özgüven vermesi, sadece batılılar değil, dünyadaki sadece çok gelişmiş ülkeler değil, sen de yapabilirsin duygusunu bir anlamda aşılaması açısından çok önemli. Çünkü bizdeki öğrenilmiş çaresizlik, Artık Allah'a şükür epey bir yıkıldı. Aslında bu işleri yapmamıza yapmamızdaki en büyük engellerden bir tanesi. İkincisi de elbette bu alanlara olan merakın artması. Nasıl ki bir futbol şampiyonu olduğunda tüm toplum bunu kutluyor. Buradaki çocukların yap yaptıkları, yapacakları işler daha az önemli değil. Nasıl ki bir sporda olimpiyat madalyası kazanıldığında tüm toplum bunu alkışlıyor. Aynı şekilde biz ...toplumsal bakış açısını bu anlamda... ...değiştirmek istiyoruz. Ambargoların... ...etkisine bakacak olursanız... ...1974'te... ...ilk Kıbrıs... ...muharebesi ilk harekatı sırasında... ...konulan ambargalar sayesinde biliyorsunuz... ...bağımsız savunma sanayimizin... ...temelleri atılmış oldu. Aselsan kurulmuş oldu. Aslında ambargolar belki kısa vadede... E, ...negatif etkileri olsa da... ...orta ve uzun vadede... ...çok daha kalıcı çok daha önemli işlerin yapılmasına vesile oluyorlar. Bu anlamda bu ambargoların kalkması veya kalkmaması bizler için açıkçası çok önemli değil. Bizler dost doğru yolumuzda devam edeceğiz. İşte Türk savunma sanayi aslında milli ve özgün ürünlerle artık o anlamda kendi göbeğinin bağını kesti ama savunma sanayi teknoloji de çok ufak bir alan. Evet lokomotifi ama biz istiyoruz ki tüm diğer sivil alanlarda da bu başarılısın işte sağlık teknolojilerinde olsun, enerji teknolojilerinde olsun, işte telekomünikasyonda olsun. Ki Türkiye hak ettiği yere, muasır medeniyetler seviyesinde hak ettiği yere gelebilsin. Hatta sadece Türkiye değil, tüm soydaşlarımız, Türk alemi işte Azerbaycan'ı görüyorsunuz. Hak ettiği yere gelebilsin. Bütün gayretimiz, bütün çabamız bu gençlerimizin, ülkelerimizin aydınlık, parlak Bağımsız müreffeh yarınları için. Dün bu yayın için Aytun Çerkin bir mesaj atmıştı. Gazeteci arkadaşım, gazeteci yazar. Dedi ki bu önemli ama aynı zamanda Aziz Yıldırım'ın da insansız silahlı deniz aracı ürettiğini Karacabey'de test açışı, Test atışlarını geçtiğimiz hafta başarıyla gerçekleştirdiğini aktardı. Hatta bana bazı haber linkleri yolladı. Süper Haber'den başta olmak üzere. Onlara biraz çalışacağım konuşacağım. Ve ne olup bittiğini tam olarak anladıktan sonra sizlere aktaracağım efendim. Onu da söyleyelim. Bu arada Türk Anadolu'nun liderleri toplantısını bugün Antalya'da başlatıyor. 29 Mayıs'a kadar devam ediyor. Anadolu'nun kalkınma gücü, sektörel, bölgesel federasyonlarımız ile sivil toplum örgütleriyle bir araya geliyorlarmış efendim. Antalya'da Türk Konfet toplantısı yapılıyormuş. Onu da ifade edelim. Tuluhan Tekelioğlu, 40'ında 40 kadın. Sen neye hazırsan o da senin için hazırdır demiş. Teşekkür ediyorum Tulağan Tekeloğlu'na. Türk sanatının büyük ustaları Osman Hamdi Bey, Nülfer Öndü'nün çalışması. Türk sanatı demişken şurada yeni kapıda Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde Art Kontakt Resim Sergisi Fuarı var. Gerçekten çok başarılı. Sanata bir parça ilginiz varsa, benim gibi mesela amatör bir sanat severseniz mutlaka birkaç saatinizi ayırıp görün, içiniz açılsın. Çok değerli ressamların çalışmaları var orada. İşte Darüşşafaka'dan Fevziye'ye kadar, Eskişehir grubuna kadar gruplar da orada var efendim söyleyelim. Ha, bir dakika. Savaş hazır mısın? Ha. Bir yıl önce buraya İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na Melek Mosso gelmişti. Bugünkü etiketimizi tekrar ederken sizleri bir yıl öncesindeki Melek Mosso buluşmamızla baş başa bırakıyorum. Yassah hemşerim, yassah. Kursa <laughs> Benim. Günaydın. Hoş geldiniz. Şu cuma gününün hepinize sağlık, esenlik, huzur ve bereket getirmesi dileklerimle İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'nın bu kuşağını başlatıyorum. Bugünkü etiketimiz yassah hemşerim dedik. Konserlerin, etkinliklerin, festivallerin yani neşemizin, coşkumuzun yasaklanma girişimleri, valiliklerin bu konudaki kararları ana gündem maddemiz bu. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın faiz politikası tam da beklediğimiz, tahmin ettiğimiz ve dün konuştuğumuz gibi iktisatçıların dediklerini yapmadılar ve faizleri sabit tuttular. Bunun piyasalara yansımaları. Mesela alkollü içkilerde, sigarada ÖTV artışı yani zam geldi. Benzine, otogaza, motorine zam geldi. Hatta üzülerek söylemeliyim ki bu gece bir zam daha yolda. Kazandığımız paraların hepsini mazotuksuz zaten. Ben kendi özel aracımı hiç çıkarmıyorum. Bu da şirket mecbur iş için. Dolar kurundaki önlenemeyen yükseliş doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Araç sahipleri yansımasını ceplerinde gördü. Benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 40 kuruşluk Dev zam geldi. Aldığımız bütün parayı benzine veriyoruz. Başka bir şey değil. Mecbursun. Sabah işe gidiyor. Malzeme götürüyor. Malzeme getiriyor. Mecbursun. Küresel çapta petrol fiyatlarındaki sakin seyre rağmen Türk lirası dolar karşısında değer kaybedince akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. Kontağı çalıştırırken araç sahipleri iki kez düşünür oldu. Doğalgaz, elektrik, su, enerji giderleri aylık gelirimizin ortalama yarısını kapsıyor. Daha hiçbir sınır mıdır kalmadı. Bütün sınırları açtık. Bizim psikolojik sınırımız daha bir rakamla belirlenecek gibi değil. Araç sahiplerini üzen zam haberi gece yarısında geldi. Benzinin litresi 1 lira 45 kuruş, motorunun litresi 1 lira 40 kuruş zamlandı. Gelen zamlar sadece araç sahiplerini de ilgilendirmiyor. Araç alacak durumu olmayanlar da zamlardan etkileniyor. Çünkü nakliye bedelleri artıyor. Bu da tüm ürünlerin fiyatını yükseltiyor. Yani aracı olmayan da akaryakıt zammından kaçamıyor. Zebze zebzeye zam geldi. Hiçbir şeye zam gelmiyor kardeşim. Zam burada başlıyor. Yani 5 liraya giden kamyon şu an Samsun'a 15 liraya gidiyor. Adam ne yapacak yani bunu zebzeye koyuyor, adam bunu una koyuyor, adam bunu yeme koyuyor. Takvimler 26 Mayıs'tan 27 Mayıs'a döndüğü anda akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları bir kez daha değişti. Gelen zamlarla İstanbul'da benzinin litresi ortalama 24 lira 31 kuruşa, yine İstanbul'da motorunun litresi ortalama 23 lira 43 kuruşa çıktı. Ana sermaye yakıttan geçiyor. Süt ürünleri satıyorum. Akaryakıtıma zam geldiği sürece istedikleri kadar KDV'yi düşürsünler veya herhangi bir şey yapsınlar. Ben bunu sattığım ürüne yansıtmak zorundayım. Çünkü benim için maliyet şu an geçen seneye bu, bu sene kıyasla aşağı yukarı 3 katından fazlaya çıkmaya başladı. Ortalama 55 litrelik depoya sahip benzinli bir aracın deposu artık 1337 liraya, yine ortalama 55 litrelik bir depoya sahip dizel bir aracın deposuysa artık 1288 liraya doluyor. 100 liralık alacağız herhalde yarın biter. neden kullanmıyorsunuz? Pahalılıktan, benzin pahalı. Yıllık bazda bakıldığında ise zamların büyüklüğü daha da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl bugün yani 27 Mayıs 2021'de benzinin litresi 7 lira 72 kuruştu. Benzin bir yılda %214 zamlandı. Bugün 24 lira 31 kuruşa çıktı. Geçtiğimiz yıl bugün 7 lira 20 kuruş olan motorunun litre fiyatı ise bir yılda %225 artarak bugün 23 lira 43 kuruştan satılıyor. Bugün Türkiye'de halkımızın sizlerin en çok konuştuğu konu sigarada ve içkideki ÖTV artışı, enflasyon, benzine, motorine gelen zam ve gelmekte olan yeni zamlar ve bugün Milli Gazete ve Dünya'nın manşetindeki Türkiye'nin şeker ithalatının önünün açılması. Manşet bunlar. Sırada buğday haberi var. Aynı zamanda reklam arasında Şamil Tayyar'la haberleştik. Şamil Tayyar'dan bir mesaj geldi. Bir itirazı var. Bir düzeltme yapacağız. Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'la ilgili bir eleştirel bakışı vardı. Ben de burada ben bunu anlamadım demiştim. Şamil Tayyar anlamamız için bir mesaj göndermiş. O var. Ama aynı zamanda bugün Bugün 27 Mayıs. Demokrasi kahramanlarımızı, demokrasi şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. 27 Mayıs'ta demokrasi kahramanlarımız Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatih Rüştü Zorlu'yu saygıyla anıyoruz. Demokrasi tarihimizin mümtaz şahsiyetleri onlar. Bu arada Cumhur Ersümer'den de bir mesaj geldi. Sevgili İsmail kardeşim günaydın. Rahmetle yad ediyorum. 27 Mayıs'ta 1960'ta Sabahın köründe babamı geldiler, evden aldılar. Ben o sırada 8 yaşındayım, diyor Cumhur Ersümer. Tutuklama, yargılama, idamlar, bütün bu süreçler 30 Ağustos 1960'ta tutuklu iken babam 38 yaşındayken vefat etti. Bir daha evine dönemedi. 27 Mayıs'ta evinden alınan babam dedi Cumhur Ersümer'e. İşte bakın demokrasi tarihimiz böyle. Ve benzin dedik, şeker ithalatı dedik, tarım politikaları dedik, içkiye gelen zamlar, sigaradaki ÖTV artışları, her geçen gün fiyatların artması, enflasyonun yükselmesi, hayatın geçim zorluklarının artması dedik. Ve geldik, geldik, geldik buğday yani ekmek dedik. Bakın çok net söyleyeyim. Buğday noksanımız değil, fazlamız. Bakan yardımcısı buğday noksanımız yok, fazlamız var dedi. Ancak sahadan yükselen sesler aksini işaret etti. Buğdayda verim düşük, hasat yakın ve taban fiyat hala açıklanmadı. İthalat bağımlılığı buğdayda devam edecek olduğu görülüyor. Bizim et noksanımız yok, fazlamız var. Bizim şeker noksanımız yok, fazlamız. Var. Türkiye sadece kendi kendine yeten bir ülke değil. Türkiye ihracat, tarım ihracatında da çok önemli bir ülke. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider, Aksaray'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda konuştu. Tarımsal üretimimizin rekor kırdığını söyledi. Rakam açıklamadı ama son dönemde tartışılan ürünleri sayarak fazlamız olduğunu belirtti. Çiftçinin beklediği buğday taban fiyatına dair fikir vermedi. Bir an önce hızlı bir şekilde e, Toprak Masulleri Ofisi'nin çiftçinin yüzünü güldürecek, çiftçinin önünü açacak bir sonraki üretim sezonunda tekrar e, üretime dahil olabilecek e, üretimini sürdürülebilecek şekildeki bir fiyatın acilen açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Buğday asadına başlanan Adana'nın Ziraat Mühendisleri Odası başkanıyla Ziraat Mühendisleri Odaları Başkanları ortak basın açıklamasıyla taban fiyatın bir an önce açıklanmasını talep ettiler. İçeride uygulanan buğday taban fiyatlarının hala 2250 2450'de kalan fiyatların ee, hasat dönemi öncesi açıklanmamasının nedeni bizler tarafından da çiftçiler tarafından da bir türlü anlaşılamıyor. Siz yeter ki üretin, yeter ki ekin, yeter ki dikin. Devlet sonuna kadar arkanızda, bunu bilin. Yönetenlerin sık sık tekrarladığı ekin dikin çağrısını bu kez Tarım Bakanlığından gizli gider dillendirdi. Çiftçi ise artan maliyetle gübre alamadığı için yaşadığı verim kaybının zararını düşünüyor. Taban gübre atılmadı, üst gübre atılmadı ve mevsimsel olarak da beklenen yağmurlar Nisan'da yağmadı. Onun için bazı bölgelerde buğday verimi bu yıl düşük olacak. Verdiğin masrafı kurtardın mı şanslısın. Valla bütün kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bu tarla verim verir mi? Gübresiz. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in buğday tarlasında ziyaret ettiği çiftçi değil gübre yabani otlar için ilaç dahi atamadı tarlasına. Veriminin üçte birine düşmesini bekliyor. Geçmiş dönemlerde 700-750. Ama bu Bir, sene güzellik, 200 güzellik, verir, Bir tane ya, bu biraz fazla zaman Bir önceki kuşakta gazeteler okurken Cumhuriyet'ten sarayı layıklık karıştırdı haberini okumuştum. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni anayasa çalışması Cumhuriyet layıklık Atatürk üzerine kurulacak dedi. Şamit Tayyar'ın da buna yönelik eleştirileri vardı. Sarayı layıklık karıştırdı deyince ben de Şamil Tayyar hani geçmişteki bütün çıkışlarını önemsedik ya. E bunları niye söz konusu eleştiri oldu diye sormuştum. Cumhuriyet layıklık Atatürk üzerine kurulacak. Bunda eleştirilecek ne var demiştim. Çünkü bakın AK Parti'nin bir lideri var. Karar organı MKYK var. Bir parlamento var. AK Parti'nin parlamentoda bir grubu var. Sanki hepsinin üzerinde tek karar vericiymiş gibi hüküm cümlesi kuruyor. Bu nasıl bir özgüven, nasıl bir şımarıklık. AK Partili Gaziantep'li Şamil Tayyar'ın. Cumhurbaşkanı'nın yakın çalışma arkadaşlarından Mehmet Uçma yönelik bu sözlerini yorumlamıştım. Şamil Tayyar hemen mesaj attı. Sevgili İsmail hayırlı sabahlar dedi. İtirazım o sözlerin içeriğine değil. Yani demokrasi, cumhuriyet, layıklık, Atatürk değerleri değil. Benim itirazım ve eleştirim üslubuna ilişkin. Sürekli üst perdeden sanki hareketin lideri imiş gibi racon kesen, olacak edecek türü istikamet tayin eden yaklaşımları doğru bulmuyorum. Kimden gelirse gelsin. Nitekim bu yaklaşıma dair ifadelerimi paylaştım ama başkaları görmezden gel geliyor diyor. Selamlar demiş. Şimdi Şamit Tayyar şöyle. Ben de garipsemiştim. çünkü Şamit Tayyar'ın Cumhuriyetle, Atatürkle, laiklikle bir sorunu olmaz. Çünkü ben Şamil'le ben burada oturdum, o karşımda oturdu. Çok başarılı bir gazeteciydi gerçekten. Çok başarılı ve böyle hani orucunu da tutar, namazını da kılar ama hiç kimseye karışmaz. Hayata bakışı böyle hani gerçek bir yani laiklik gerçek anlamda nasıl yaşanıyor ve nasıl yaşatılması gerekiyorsa öyle bir tipti. Dolayısıyla ben Şamit Tayyar'ın cumhuriyet, Atatürk laiklik gibi kavramlarla sorunu olmadığını bildiğimden yadırgamıştım. Bunu da böylece düzeltme imkanı bulalım efendim. Financial Times gazetesinde savaş ver arkaya. Bir fotoğraf Finlandiya Başbakanı. Hani bugünlerde biz İsveç'le birlikte NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan o iki ülkeden birisi ya itiraz ediyoruz. Finlandiya lideri Ukrayna'ya geldi, Zelenski ile görüştü. Ve şimdi sizlere sunacağımız haber NATO ve Suriye meselesi. Amerika olarak siz bize maalesef parasını verdiğimiz halde vermediğiniz ürünler var. En önemlisi de F-35. Amerika Türkiye'nin proje ortağı olduğu, parçalarını ürettiği, parasını verdiği F-35'leri Yunanistan'a vermek için görüşmelere başladı. F-35 müşterek taarruz uçağı programı ofisi heyeti Atina'da Yunan yetkililerle görüştü. F-35 satışı için F-35 ile ilgili biz Amerika'ya 1 milyar 450 milyon dolar ödeme yaptık. Türkiye'nin hem adalarda hem de Akdeniz'de gerilim yaşadığı Yunanistan Amerika'dan F-35 almak istiyor. Yunan Başbakan Miçotakis geçtiğimiz hafta Amerika ziyaretinde dile getirmişti. Günler sonra Amerika'dan bir heyet F-35 satışı için Atina'ya gitti. Yunanistan'ın 20 ila 24 adet almak istediği F-35 için görüşme yapıldı. İlk uçağın 2028 yılında teslim edileceği belirtiliyor. Ancak o tarihe kadar Amerika NATO şemsiyesi altında Yunanistan'daki üslerde 10 adet F-35 konuşlandıracak. Güney sınırlarımız boyunca bu operasyonlar başlayacaktır. Yunanistan'la Amerika arasında F-35 görüşmeleri yapılırken Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'nin kontrolündeki alanlara yeni sınır ötesi operasyonun konuşulduğu Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıkları istihbarat raporları masadaydı. MGK bildirisinde de yeni harekat vurgusu yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir ifadeleri kullanıldı. Muhataplarımıza PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir farkın olmadığını açık ve net bir şekilde ifade ettik. Türkiye'nin NATO üyeliklerini veto edeceğini açıkladığı İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Ankara'yı ikna toplantısı 5 saat sürdü. Ankara teröristlere para ve silah yardımının kesilmesini, İsveç'ten 28, Finlandiya'dan 12 teröristin iadesini ve Türkiye'ye yönelik savunma sanayi yalanındaki yaptırımların kaldırılmasını istedi. Savunma sanayi ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı biz gördük bu toplantıda. Bu iki ülke aslında Türkiye'nin AB'ye girişinde fevkalade güçlü destek veren ülkeler. PKK terörüne dönük bir takım yanlışları var. Bu yanlışları düzeltmenin yolu da ikili görüşmelerle çözülmelidir. CHP Milletvekili Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı eski büyükelçi Ünal Çeviköz, Ankara'nın, İsveç ve Finlandiya'nın terör desteğinden duyduğu rahatsızlığı NATO içinde ve iki ülke görüşmelerinde çözmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. NATO'ya girmek isteyen iki ülkenin teröre desteğini kesmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli'den NATO'dan çıkmayı önermiş. NATO Türkiye için gereklidir. Ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri askeri tesislerini kapamayı getirsinler meclise. Kuvayi milliye ruhuyla destekleyeceğiz. CHP lideri ise Türkiye'deki Amerikan askeri tesislerini kapatalım çıkışı yaptı. İktidara samimi misiniz diye sordu. Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır. Bekliyoruz. Bugün yasla hemşerim dedik ama nasıl bir cuma sabahı görüyor musunuz? Yani ben böyle günlere, şimdi biraz önce danışmanımla konuşuyordum Nihal Kemaloğlu'yla. Arada aradım da, ya pazartesi gibi cuma dedi. Gerçekten de pazartesi görünümlü cuma diyebiliriz. Şimdi bundan sonra hepinizi çok yakından etkileyen, ilgilendiren sağlık meselelerini gündeme getirdik. Çok uzun yıllar öncesinden tanıdığım, çok kıymet verdiğim bir profesör Hacettepe. Rana Karabudak, Profesör Doktor Rana Karabudak geldi. Çok önemli gelişmeleri kendisiyle konuşacağız. Rana Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Mavi ne güzel ne olmuşsunuz. Sağ olun çok teşekkürler. Nasıl Ankara? Ankara güzel. MS ailemizin sevgilerini iletmek isterim öncelikle size. Teşekkürler. Hep Yayında bize olsun zaman verdiğiniz için onlar da çok çok teşekkürler. MS Farklıları Takdirlerini iletiyorlar. Evet. Çünkü çok yaygınlaşmaya başladı. Doğru. Dolayısıyla bir farkındalık geliştirelim istiyoruz. Baha Bey nasıl? Çok iyi. i̇yi Selamları mi? var. Ona da çok selamlar. <laughs> çok teşekkürler. Tamam. Şimdi önce o kitabı bir alabilir miyim? Evet. Kitap benim bu size, galiba. Evet, Heh. Bu size bizim Çünkü MS ailemizin teşekkürleri ve takdirleriyle iletildi. Çok teşekkürler. Küçük bir not yazdım. Evet. MS nedir? Şimdi İsmail Bey, e, multifazikleroz uzun soluklu bir hastalık. Çok kolay olmayan bir hastalık ama iyi tanınırsa hastalar tarafından, iyi bir hekime ulaşılırsa, iyi takip edilirse hayatla bağdaşan, hastalarımızın hayatla iç iç olduğu, işlerini, güçlerini, evliliklerini sürdürebildikleri kadın hastalarımızı biraz daha fazla görüyoruz. Üç kat hatta Öyle mi? şimdilerde. Kadınlarda daha çok. Daha çok görülüyor. Hmm. Genç insanların hastalığı o çok önemli. 20 ila 40 yaş arasında etkiliyor tam üretken çağda. Biraz başlangıç ilk 5 yıl belirsizlik taşıyor. O da önemli ve zor tarafı. Benim e, asistanlığımdan bu yana MS ile ilgili nöroimmunolojik hastalıklarla ilgili böyle bir gönül bağımın kurulması MS'in genç hastaları ilgilendirmesi nedeniyledir asıl olarak. Bir şeyler yapılmalı. O zamanlar bir tek kortizon kullanıyorduk. Şimdi çok güzel bir yere geldik. E, sizin de onunla ilgilendiğinizi biliyorum. Çok güzel tedavi gelişmeleri var. Hastalarımız bizim çok çeşitli. MS bir parmak izi gibi hastadan hastaya değişiyor. Merkezi sinir sistemini etkiliyor. Beyaz cevheri dediğimiz daha çok ama gri cevherde yani MS beyni total olarak etkileyebiliyor. Göz sinirini tutabiliyor, bulanık görme yapabilir, denge etkileyebilir. Beyinciği tuttuğu için denge problemleri yapabilir, kuvvet eksiklikleri. Bunlar tek tek gelebilir, birlikte gelebilir. O yüzden adı multiple. Çoklu bir sertlik yarattığı için beyaz cevherde. Böyle bir süreç, uzun soluklu bir süreç ama baş etmesi mümkün bir süreç. Çok önemli. Umudumuz giderek artıyor son senelerde çünkü çok büyük gelişmeler oldu tedavide. Ataklarla gidebiliyor büyük bir çoğunluğunda ama bir bölümünde de yavaş ilerleyici olabiliyor. Çok şükür ki son 7-8 yıldır yavaş ilerleyen bu hastalara da uygun ilaçlar çıktı. Birçok çalışmalar yürüyor ve bunlar hakikaten güzel çalışmalar adım adım faz 1 faz 2 faz 3 o kadar zaman ve emek yoğun çalışmalar ki bunlar ama bu umudumuz bizim mesnetsiz bir umut değil. Çok büyük gelişmeler var. oldu. Şöyle sorayım önce. Şimdi 20'li yaşlardayız, 30, 40. Bir anda ne oluyor da MS hastası oluyoruz ya da ne değişmeye başlıyor yavaş yavaş. Evet. Aslında bir genetik ve nöroimineolojik süreç. Bağışıklık sisteminde bir yanlış tanıma, bir yanlış algı oluyor. Belki bu çocukluktan ileri gelen bir şey. Bunu bu genetik yatkınlığı, çevresel faktörler, D vitaminden eksik yetişme, D, D obezite, giderek hareketsiz olan çocuklarımızı düşünün. Bunlar yatkınlığı artırıyor. Fazla kilo... D vitamini eksikliği. D dediğimiz işte güneş aslında değil mi? Evet, ha. evet. 11'den önce ve 3'ten sonra güneşten yararlanmamız lazım. Saat 11'den önce 3'ten sonra. sonra. Neden? Çünkü hmm. o ara dönem çok dik gelen ışınlar çok sıcak oluyor. Sıcak da bizim MS hastalarımızı kötü etkileyebiliyor. Bazı belirtileri mesela yorgunluğu tetikleyebiliyor, hmm. artırabiliyor. Dikkat etmeleri lazım. Biz o yüzden hani kaplıcalar vesaire önermeyiz hiç onlara. Serin ortam öneririz. Yazın biraz daha zorlanır hastalarımız. Serin ortamda olmaları gerekiyor. Sonuçta e, bazı önlemler çok önemli. Yaşam tarzı değişikliği çok önemli. Ne Me gibi? Mesela Akdeniz tipi diyet. Biz artık, sağlıklı besleneceğiz. Evet, sağlıklı besleneceğiz. Sebze. Hareket edeceğiz. Hmm. Sporumuzu düzenli yapacağız. O bizim bir iç disiplinimiz olacak. Çok çok önemli. Hareket. Gerekirse bazı engeller varsa fizyoterapiyle aşabiliyoruz. Düzenli bir fizyoterapi ekiplerimiz var bütün ünitelerimizde, MS merkezlerimizde. Bunlar çok önemli daha da önemlisi bizim önemsediğimiz derneklerimiz var. MS çalışma gruplarımız var bilimsel olarak da hekim arkadaşlarımız. Bu kitabın oluşumunda da zaten Ankara Çalışma Grubu MS ile uğraşan hekimler böyle bir büyük bir dinamizmle enerjiyle çalıştılar bizlerle. Biz de edisyonu yaptık. Konuları seçtik ve Alev, hastalarımıza ulaştırdık. Profesör Doktor Alev Leventoğlu da. Evet, birlikte birlikte, evet çalışmış. birlikte edisyonunu yaptık arkadaşlar. O da mı Hacettepe'li? O Ufuk Üniversitesi'nde şu anda. Siz o da, da MS e gönül mi? vermiş. Ben Hacettepe'deyim. Sizin devam. Evet. Tamam. Dolayısıyla hani bu kitabın da önemi şu. Bir bir köprü. Ne kadar bilgi e, edinirlerse doğru bilgiyi internetten değil, Google doktorluğuyla değil. Onlar çok yanlış yerlere götürüyor. Hastalarımız daha güçlü olur. Hekimden öğrenecek, böyle doğru yayınlardan öğrenecek. Biz bu bilgi köprüsünü oluşturmak istedik. Doğru yayınları doğru zamanda hastalarımıza verelim. Kafa karışıklığı olmasın, yanlış bilgilerle donanmasınlar. Şimdi sorumu bir kere daha tekrar etmek istiyorum çünkü canlandırmak yani böyle anlamak istiyorum. Şimdi hayatım doğal akışında devam ederken yaşım 20'li, 30'u 40'lı yaşlarda. Evet. Hangi tür belirtilerde şüphelenmeliyim evet. MS'den? Ya çoklu belirtiler bir arada sunabilir Mesela? hastaya işte denge bozukluğu, kuvvet bozukluğu, kuvvet azlığı bir arada. Öncesinde sorgularsınız aa benim bulanık görmem de vardı görmeyle ilgili bakarsınız hastaya o olabilir. Başlangıçta işte biraz sinsi oluyor çok tanımak kolay değil ki tanı koymak zor. Hı. Yorgunluk olabilir, her türlü uyuşma, yanma, batma gibi bizim duygusal, hissel bulgular diyoruz, belirtiler diyoruz. Onlar olabilir, bunlar hastayı çok zorlayabilir. Mesnetsiz bir yorgunluk yani hiç iş yapmadan daha sabah kalktığımda der ki hasta ben saçım bile tarayacak gücü bulamıyorum. Böyle yorgunluklar olabilir. Bunun dışında tabii çift görmeler, kol ya da bacak kuvvetsizliği, Mesane etkilenebilir, omurlik tutulduğu hmm, için evet. o hastayı sosyal olarak zor durumda bırakabilir. Hmm. Ama bütün bunların çaresi var. Bütün bunların hem belirtilere yönelik tedavisi var hem uzun vadeli. Eğer hasta atak geçiriyorsa atakları azaltmak, seyreltmek, daha hafif geçirmesini sağlamak ya da yavaş ilerleyici gidiyorsa ona yönelik çok şükür bir ilacımız da çıktı. Uzun vadeli tedavilerimiz mümkün. Şimdi değerli izleyenlerime bir bilgi vereceğim. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi bu MS hastalığı çok yaygınlaşmaya başladı. Birkaç yıl evvel memleketime gittiğim zaman Simav'dan bir anne gelmişti. Evladı ile ilgili Rana hocayı aramıştım. Sonra bizim mesai arkadaşlarımızdan birisinin ablası MS hastası oldu. Sonra bir politikacının eşi öyle oldu. Hep böyle konuşurken MS, MS, MS. Ben bir ay kadar önce de biliyorsunuz kız kardeşimiz yerde gitmiştim Amerika'ya. Orada kız kardeşimiz sağlık alanlarıyla çalışıyor bir tane habere dikkatimi çekti. Ben de Rana Hoca'ya gönderdim. Bütün bu saydıklarının dışında bilim dünyası tabii bu hastalıkla çok yoğun bir şekilde uğraşıyor, bunu çözmeye de çalışıyor. Bir virüsten bahsediyordu o araştırma. İngilizlerin galiba bir araştırmasıydı. Virüslerin de bir etkisi olduğu. Hani bilemediğimiz bir virüs diyorlar değil mi? Evet, doğru. Bu genetik yatkınlığın üzerine çok çeşitli çevresel faktörler etkileyebilir İsmail Bey. Virüsler bunlardan biri. Sizin sorduğunuz Epstein-Barr virüsüydü. Bizim halk arasında öpücük hastalığı, evet. gençlik gribi diye bilinen hepimizin taşıdığı, karşılaştığı %90 karşılaşıyoruz bu virüste. Evet. Ve bu virüslerle bağışık yaşıyoruz biz barışık bir şekilde. Ama bir noktada D vitamini eksikliği bir araya gelir, çevresel faktörler bir araya gelir, hastanın hani bir şekilde ani zayıflaması olur, araya başka bir birlikte olabilecek hastalıklar da var tabii. Kanser gibi, işte başka bağdok hastalıkları gibi, araya giren bir zatürre gibi direncin farklı yönde kırılmasıyla bu tip virüsler daha zorlayabilir hastayı. Patojen hale geçebilir hmm. bağışık yaşıyorken, barışık yaşıyorken. İlerleyen safhalarda ne oluyor? Ama Epstein-Barr'da şöyle bir kafa karışıklığı da olmasın. Science hmm. ve Nature gibi çok önemli dergilerde yayınlandı. Şöyle bir izlenim var burada. Yani EBV, Epstein-Barr virüsü emesi yapıyor değil. MS'te bir yatkınlık yaratıyor olabilir güzel. aynı D vitamini gibi aynı diğer çevresel faktörler gibi bu biraz daha yakın duruyor çünkü hepimiz karşılaşıyoruz şimdi bu yönde de aşı çalışmaları yürüyor bir taraftan bilim dünyası durmuyor acaba Epstein barrı biz çocukluk çağında aşılayarak koruyabilirsek MS'in ileriki yaşlarda güzel, genç insanlarda azaltabiliriz gibi çalışılıyor evet ama hani şöyle bir yanlış anlama yok şu virüs yapıyor bu neden yapıyor henüz bilmiyoruz bu Nörolojik hastalıklar o kadar çok yönlü ki, o kadar kompliki ve karışık ki böyle her yönünden çözmeye çalışıyoruz. Peki. Şimdi efendim pazartesi günü sizlere günaydın dedikten hemen sonra Türk Tabipleri Birliği Başkanı ile hafta sonunda yaptığımız temaslardan bahsetmiştim ve bizim için bir video çekmişti. Hafta sonunda da eylemleri var. Şebnem Korufincancı, Türk Tabipler Birliği Başkanı beyaz bitik düzenleyecekler. Çünkü sağlık çalışanlarının sorunları var ve o sorunların duyurularak çözüm bulması isteniyor. Hatta dün Sinan Adıyaman'la da konuştuk. Türk Tabipleri Birliği eski yöneticilerinden Sinan Adıyaman'la da konuştuk bu konuda. Doktorlarımız seslerini duyurmak için meydanlara çıkıyor. Günaydın. Sayın İsmail Küçükkaya'ya ve Çalar Saat programının değerli izleyicilerine Türk Tabipleri Birliği adına merhaba. Bu sabah sizlerle buluşma nedenimiz Türk Tabipleri Birliği'nin tüm sağlık meslek ve emek örgütleriyle beraber Ankara'da gerçekleştireceği beyaz mitinge çağrı yapmak. 29 Mayıs'ta Ankara'da buluşalım diyoruz. Neden mi? Çünkü aylardır emek bizim, söz bizim deyip haklarımızı yüksek sesle dile getiriyoruz. Taleplerimizi yüksek sesle sizlerle paylaşıyoruz. Beyaz yürüyüşlerle beyaz forumla, beyaz nöbetlerle ve beyaz görevlerle biz güvenli ve güvenceli çalışma koşullarında şiddete uğramadan nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen, COVID-19'da bu pandemide yitirdiğimiz ve sağlık sorunu yaşayan pek çok meslektaşımız için meslek hastalığı sayılması için mücadele eden bir meslek örgütüyüz. Nicelik değil, nitelik diyoruz sağlık hizmetinde. Beş dakikaya sağlık sığmaz diyoruz. O zaman biz 29 Mayıs'ta emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin demek için Ankara'da buluşalım. Evet, gelin haklarımızı, sağlık hakkımızı savunalım. Gelin Kardeş Türküler konserini birlikte dinleyip geleceğimizi umutlu, aydınlık, beyaz bir geleceği birlikte kuralım. İyi günler diliyorum. Özellikle pandemi döneminde her zaman öyle ama özellikle de pandemi döneminde olağanüstü fedakarca görev yapan bütün sağlık çalışanlarını saygıyla selamlıyoruz ve Profesör Doktor Rana Karabudak hocamıza dönüyoruz. Hocam şimdi MS hastalarına, onların yakınlarına veya sağlık camiasına bu konuda neler söylemek, hangi mesajları vermek lazım? Evet sevgili Şebnem de belirtti çok haklı olarak nitelik çok önemli. Ve biz buradayız, ülkemizdeyiz. Ülkemizin gerekli sağlık şartlarına kavuşması için var gücümüzle çalışacağız. Ben emes alanında çalışıyorum. Emes hastalarının yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyorum. Şimdi şöyle hastalar bir kere bu hastalık öncelikle bir bilinmeyen taşıdığı için bir panikleyebiliyorlar. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Yavaş yavaş bu anlaşılacaktır. Daha bu iyi gidişle olabileceği yüzde yirmi hasta çok iyi huylu gider. İlaç bile başlamayabiliriz. Öncelikle soğuk kanlı, serin kanlı olacağız. Bilgi güçtür. Hastalıkla ilgili bilgi edineceğiz. Sağlam kaynaklardan iyi bir hekim bulacağız. Bu önemli ve hekiminize tutunarak sosyal dayanışma içinde omuz omuza, kol kola, derneklerinizle, hekiminizle, hemşirenizle, fizyoterapinizle bir dayanışma içinde olup tedavinize uygulayacaksınız. Tedaviden kaçmayacağız. Tedavinin gereklerini yerine getireceğiz. Yan etkileri biz çok iyi takip ediyoruz. Bu yan etkileri bildirecekler. Takip çok önemlidir. MS uzun soluklu bir hastalık demiştim. Bunlar çok önemli. Yakınlar için de şunu demek istiyorum. Hastalarımız hayatın içinde olacak. Her yönüyle. Hem zihinsel hem fiziksel işini yapıyorsa işini yapacak ailesini sürdürecek bunlar da bir sorunumuz yok bizim böyle dogmalarla artık uğraşmayalım hı hı. bunlar yok çok gelişti her şey hayatın içinde olalım düzenli yaşayalım Akdeniz bir beslenelim aile ve sosyal birlikteliklerimize önem taşıyalım hekimimizle diyalog içinde olalım yakınlarda hastaya böyle bir bağımlı kişi gibi davranmasınlar hastalık havası yaratmasınlar çözüm üreteceğiz hı hı. çözüm nerede oraya gitmemiz lazım İsmail Bey Lütfen. mesele bu çok iyi. Bir şey soracağım. Bunun bir derneği sizin görev yaptığınız derneksi bir toplum bir şey var tabii, mı? Tabii tabii. Multiple Sclerosis Türkiye Derneğimiz var. Hasta yakınlarının yürüttüğü bir dernektir. Tamamen bir sivil toplum örgütüdür. Uluslararası Multiple Sclerosis Federasyonları'nın üyesidir. Ee, ve biz Ankara Şube olarak da ilk şubesiyiz. Yeni yeni şubeler var birçok ilde. Ve çok güzel bir dayanışma içinde çalışıyoruz. Bilimsel kurullarımız var, hastalara bilgi aktardığımız e, toplantılarımız var. Onlarla iç içe olduğumuz sosyal Hı -hı. E, toplantılarda oluruz birlikte. Şimdi birçok tabii e, sosyal medyayı da kullanarak birçok MS e, çalışan arkadaşımız televizyonlarda, sosyal medyada, Instagram'da hastalara bilgi ulaştırmakla, yeniliklere aktarmakla meşgul. Çok yeni ilaçlarımız var. Yakın dönemde de gelecek 6-7 tane ilaç çalışılıyor ve ki bu size söylediğim gibi çok yönlü tarafına etkili olabilecek. İşte hem hastalığı ileten hücreler, hem başlatan hücreler hem orada nörodejenerasyon dediğimiz ilerlemeyi sağlayabilecek hücrelere hedefleyen çok yönlü ilaçlar da gündemde. Dolayısıyla yani %30'larda olan benim asistanlığındaki ilk tedavilerle evet. beraber 91'ler şimdi %80'lere çıkan bir etkinlik var tedavilerde. Güzel. Bunu da çok önemsiyoruz ve hastalarımıza iletmek istediğim konulardan biri de bu. Çok teşekkür ederim. Çok gerçekten etkili ve güzel mesajlar, önemli mesajlar. Aklıma bir şey geldi tabii isimlendirme yapmayacağım ama böyle bir takım tanınmış isimler var ee, İşte sanat dünyasından vesaire vesaire böyle hep MS hastası falan diye geçiyorlar onlar İsim vermeyelim, vermeyelim. ama öyle mi o, onlar var var değil mi böyle Her, yaygın hani o... bütün mesleklerde var sevgili İsmail Bey bizim nöroşiürgen hastamız da var bizim hemşire hanım hastalarımız da var bizim hekimlerimiz var MS hastası ve mücadelenin içinde öğretmenlerimiz var. Her alanda evet, var. Herkes. Politikacılarımız var. Bakanlarımız oldu. Evet, evet. Meclis başkanlarımızın çocukları oldu gibi. Her alanı etkileyebiliyor. Kimse tamam. hastalıklardan muaf değil ama bununla nasıl mücadele edeceğimiz ve nasıl dayanışacağımız önemli. Hangi bilgi önemlidir? Hangi bilgi sağlıklıdır? Ben neyi kullanayım? Önemli olan çözüm üretmek. Çözüm üretmek için de biz onların yanındayız. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Buralara ben de kadar çok Teşekkür etleriz. ediyorum bütün Ankara ailemiz adına. Çok Ankara'ya, Hacettepe Camiasına, Babay başkanımıza herkese çok selamlar. Son bir şey söylemek isterseniz eğer şimdi bir evet. siyasi bir habere geçeceğim. Evet. Valla biz çok umutluyuz. Bu umudumuzun da arka planı var. Mesnetsiz bir umut değil, bir boş slogan değil. Hastalarımızın da bu umudun içinde güçlü ve birbirleriyle dayanışarak yürümesini istiyoruz. Çok biz onların her zaman yanındayız. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Sizler Sağ doktorlarımız, olun. Meral Akşener sokaklarda meydanlarda Ekonomi yönetimi yapısal sorunların çözümü noktasında yetersiz kalmış durumda. Yapısal dönüşme ve üretime odaklanması zaruri hale gelmiştir. Ekonomi yönetimine eleştiri bu kez sanayiciden geldi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ekonomi yönetimi için yetersiz ifadesini kullandı. Yeni ekonomi modelini de eleştirdi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Hedef olarak seslenen, cari açık vermeden ihracata dayalı büyüme stratejisi için içinde bulunduğumuz konjektürde zor görülmektedir. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme politikamızın başarıya ulaşacağından asla şüphe etmiyoruz. Enflasyon, dolarizasyon, döviz kurlarında oynaklık ve yüksek cari açık ülkemiz ekonomisinde yapısal bir soruna dönüşüyor. Amerika'ya bak. Enflasyon felaket. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de politika faizleri bir puan üzerine çıkmaya başladı. Avrupa Merkez Bankası da çok uzun bir süreden sonra sıfır faiz seviyesinin yakın bir zamanda terk etmesi muhtemel gözüküyor. ASO Başkanı Özdebir Cumhurbaşkanı'nın faiz sebep enflasyon sonuç tezine karşı Amerika ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını hatırlattı. Sanayici cephesinden iktidara ve ekonomi yönetimine bu sesler yükselirken Akşener de koca elindeydi. Sarayından çık Erdoğan! Sarayından çık! Ey Kasım Paşalı Erdoğan, sen açlığın ne olduğunu bilirdin. Gittin saraya unuttun. Bizim bilimizi büken yem, saman ve gübre fiyatları işte. Geçen sene 100 milyon lira olan yem, şimdi 250 milyon lira. Ve durmayacak diyorlar. Ben yemcimle konuşuyorum. Bu böyle dur, hala gidiyor. Ama nereye kadar gidecek başkanım? Her geçen günü arar bulunuyoruz. Bir kere enflasyonu düşürmemiz lazım. 8 ay önce 4,5 lira aldığım kombi şu anda 9,5 milyar. Neredeyse iki katını geçti. Şimdi gençler umutsuz. Ev alamıyor, araba hayali kuramıyor. Peki bunun sorumlusu kim? Bu ülkeyi yönetenler ama az kaldı. Gerçekten çok sıkıntılar oldular. Yani e, her şey bağlı. Bugün 300 lira taktığım ekranı akşam müşteriye 400 lira demek zorunda kalıyor. Akşener esnaf gezdi, vatandaşı dinledi. Benim üniversiteyi bitiren torunum 3 sene boş gezdi. Ama AK Partili olanlar hemen giriyor. İşe girmek istedim. Vatandaş, sanayici, esnaf, çiftçi ekonomiye dair aynı cümleleri kuruyor. Türkiye'nin gündemini konuşmaya gayret ediyoruz. Burada İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi olarak. Şahan Gökbakar gerçekten çok etkili bir sosyal medya kullanıcısı ve gündem yapıcısı oldu. Dikkatimizi çekiyor. Şahan Gökbakar diyor ki, çocukken pazara giderdik. Karpuz almadan bir dilim ikram ederlerdi. Tadına bak diye. Vay be! Güzel ülkem. Bugün dilimle karpuz satılan bir ülke haline geldik. Bakın 12 lira 95 kuruş bir dilim karpuz. Şahanaklı. Vay be ne günlerde. Atatürk Orman Çiftliği'ne emniyet binası yapılmasına ilişkin plan değişikliğinin yürütmesi durduruldu. Kararın gerekçesiyle sarayın kaçaklığı bir kez daha tescillenmiş oldu. Sarayın tahliyesi için hukuksal ve kurumsal süreçleri başlatacağız. Bunu da söyleyen Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş camdan bu konuyu takip ediyor. Erdoğan'ın imzasıyla Düzce, Manisa, Bilecik ve Mersin'deki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Bu arada Fazıl Say da bu konuda Munzur'a dikkat çekmek için hafta sonunda Munzur'da olacak bir konsere gidiyor efendim. Onu da not olarak söylemiş olalım. Bir diğer temel meselemiz de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin Giderilmesi. 25 yıl önce bir hayalimiz vardı. <laughs> e, bu hayalimiz kadın ve sinemaydı. Bu hayalimiz koskocaman bir gerçek oldu. 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı. Festivali onursal başkan Türkan Şoray açtı. Kadınlarımızın e, kültür ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerini, ve e, çektikleri, emek verdikleri filmlerde e, kadın haklarını, e, kadınların eşitsizliğini, kadınların problemlerini aktardıkları filmleri öne çıkmalarını sağlamaktı. Kadın yönetmenlerin imzalarını taşıyan, kadını ve tüm yaşamsal zorluklarını beyaz perdeye taşıyan 60'ı aşkın filmin 105 seansta izleyiciyle buluşturulması planlanıyor festivalde. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çankaya Belediyesi desteğiyle düzenlenen film festivalinin açılışı Ankara'da yapıldı. Kadınlar haklarını savunarak sahnenin tam ortasında yer aldılar. Hayatta eksik kalmayı reddettiler. Kadın sinemacıların eserlerinin yer alacağı Uçan Süpürge Film Festivali'nin açılışında İstanbul Sözleşmesi tepkisi de yükseldi. İstanbul Sözleşmesi'nin fesi sonrasında, fesi süreci sonrasında bu festivale ayrıca bir anlam yüklemek gerekiyor. Bizler İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz diyeceğiz. Sözleşmenin tek taraflı fesinden sonra Türkiye'de yaşanan 18 kadına şiddet vakasını yakından inceleyen İnsan Hakları İzleme Örgütü'yüz. Ise hazırladığı raporda Türkiye'de kadınların şiddet karşısında korunmadığını ortaya koydu. İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye'de mahkeme kararlarının uygulanmasında ciddi sorunlar var dedi. Rapor kadınların tedbir kararlarına rağmen erkekler tarafından öldürüldüğünü söyledi. Dün fuara gittiğimde sanat eserlerini görmeye bir öğretmen yanıma geldi. O sırada ben Zeki Sezer'le sohbet ediyordum. Bu arada Zeki Sezer'in de sizlere selamlar var. O da resim yapıyor. DSP'nin genel başkanını yapmış bir isimdir biliyorsunuz. Yanımıza gelen Gülseren hocamız, Gülseren Sönmez. Anılarından oluşan kitaplarından bir tanesini bana armağan etme nezaketinde bulundu. Sağ olsun. Bunu da okuyacağım kitaplar arasına koydum yaz aylarında efendim. Dünyadaki gelişmeleri de dikkate takip ediyoruz. Haber yolculuğumuzun şimdiki durağı Kuzey Kore. kıtalar arası balistik füze denemeleri yapmak, kitli imha silahları geliştirmek, Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifi üzerine Kuzey Kore'ye ambargo artırımı kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylandı. Ambargo Çin'in ve Rusya'nın vetosuna takıldı. 2022'ye girer girmez balistik füze denemelerine hız veren, yılın başından beri 6 kıtalar arası balistik füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, küresel barış ve güvenliği tehdit etmekle suçlanıyor. Kuzey Kore son füze denemesini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın uzak doğu ziyareti sırasında yaptı. Üstelik bu Kuzey Kore'nin en büyük füze atışıydı. Biden'ın Uzakdoğu ziyaretindeki temasları neticesinde Kuzey Kore'yi caydıracak yeni adımlar üzerinde durulmuştu. Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore'ye yaptırımların artması teklifini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu. Ambargo kararı içinde Kuzey Kore'ye ham petrol ihracatını azaltmak, mineral yakıt, mineral yağ ihracatını yasaklamak da var. 15 üyeli BMGK'da 13 ülke kararı onaylarken Rusya ve Çin'den veto geldi. <laughs> Rusya ve Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olmasından dolayı karar askıda kaldı. Şimdi iki ülke kararı neden veto ettiklerini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda savunacaklar. Dünyanın manşetlerinden mahalli yerel gazetelerin manşetlerine geçiyoruz. Yozgat ileri gözyaşları ile uğurlandı. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen piyade sözleşmeli er Mehmet Meral, 23 yaşında memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ailesine ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz. Gaziantep'te bir olay, bir canlı bomba etkisi hale getirildi. Canlı bomba paniği. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün önünde kendisini patlatacağını belirten bir kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Marmaris'te bir çevre manşeti okuyacağız. Dağtaş, Simpaş demiş Ercan Arslan'ın haberi. Marmaris'in en güzel koyuna küçük bir şehir inşa eden Simpaş GEO bununla yetinmedi. Dağları dinamitle patlatıp yer açmaya devam ediyor diyor. Bu da yerel gazetelerde manşet. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da burada bir fotoğrafını görüyoruz. İzin merci biz değiliz demiş. Simpaş izin aldık yaptık diye bir açıklama yapmış. Mersin. Bu arada Türk Konfet iş dünyasının liderleri, Anadolu liderleri bugün Antalya'da toplantıya başlıyorlar. iki gün boyunca zirvede bir araya gelecekler. Kaplumbağa değil insan yuvası. Deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından olan Anamur sahillerinde sorumsuzca dolaşan arazi araçları geride bu izleri bıraktı diyor Gamze Şimşek'in haberi. Sivas'a geçelim. Sivas'ı bir kez daha kutluyoruz. Kayseri Spor'la birlikte finale çıktılar. Her iki şehrimizde kutluyoruz ve Sivas Kupa'nın şampiyonu oldu. Aşık Veysel'i sildiler, bizim Sivas. Aşık Veysel, Sivas'ın gönlüne taht kurmuş bir değerdir. Vazgeçin bu yanlıştan deniliyor. Bir okulun adı değiştirilmiş. Bunu da takip listemize alalım. Savaş, Zeray'la da konuş. Antalya, Alanya gazetesi. Yangın zedeler perişan. Alanya'da geçtiğimiz yıl yangın felaketi yaşayan... Bayır ve Güzelbağ mahallelerinde evleri yanan yangın zedelere verilen Ocak 22 bin, Ocak 2022'de yeni konutlarınız teslim edilecek sözü hala yerine getirilmedi denilmekte efendim. Hayat zor olduğunda ne yapacağız? Üstümüze üstümüze abandığında birbirimize dayanacağız. İnsanın acısını insan alır diyeceğiz. Şairimizin ifade ettiği Şükrü Erbaş'ın dediği gibi. Başka? Kitap okuyacağız mesela. Musa Kocaman ve Profesör Doktor İsmail Hakkı Eraslan. Kitap okursak başka dünyaların mümkün olduğunu görürüz, anlarız, hatırlarız. Mithat Atabay, ömür su gibi akıp giderken diyor. Çanakkale'den Galicia'ya, fabrikatörlükten Melis'e bir hayat hikayesi. Birbirimize yaslanacağız. İçimizdeki güce inanacağız. Film Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazansky, aka Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. Sinemanın unutulmaz karakterlerinden Teğmen, Pete Mitchell, namı diğer Maverick beyaz perdeye geri döndü. Hafızalara kazınan Top Gun, sinema severleri nostalji yolculuğuna çıkarmakla kalmayacak. Artan aksiyon sahneleriyle de heyecanlı anlar yaşatacak. Those are your pilots. Anything happens to them. The earth, the Top Gun Maverick'te donanmanın en iyi pilotu Pete Mitchell, 30 yıllık hizmetten sonra Tapkan mezunlarının yer aldığı yeni müfrezeyi özel bir görev için eğitmekle sorumlu. <laughs> Dijital suçlar ceza evinize hoş geldin. Emre Kavuk tarafından yönetilen geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden oyuncu Rasim Öztekin'in oynadığı son film olan Dijital Esaret bu hafta vizyondaki yerini alıyor. Aslında benim de burada olmamam lazım. Benim Barcelona'da bahçıvanlık yapmam lazım ama antrenörle anlaşamadım. Neredeyse 12 saattir internette değil. Sadece 3 ah. kişi kurtulacak burada. Ahmet Melih Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı içindeki kahraman da vizyona giren diğer filmler arasında. <laughs> Film içindeki kahramanı ortaya çıkarmak isteyen bir gencin hikayesine odaklanıyor. Yeni süper kahramanımız var. Konu komşuya rezil edecek bizi gözlüğüne tükürdün. Tanıdım seni. Olsun sen o. Kim? Kahraman. Das eine Fliege. Yollarını ayırmak üzere olan iki ev arkadaşının hikayesi İsviçre yapımı Örümcek ve Kız bu hafta Beyaz Perde'de. İşte bu ev. Beklenen an geldi. Başarılmanın üç anahtarını unutma. Animasyon türündeki Hooper ve Çılgın Çetesi Büyük Macera da vizyona girerek hem bebeğinler hem de çocuklar için bu hafta keyifli anlar vaat ediyor. biraz daha uzun bir halat getiremez miydim? Bu hafta benim için her zamankinden bir parça daha zor geçti. Çünkü Ali Ekber Ertürk'ü kaybettiğimiz bir hafta oldu efendim. Acımız büyük, inanmakta güçlük çektiğim bir kayıptır. 54 yaşında gerçek bir gazeteciyi kaybettik. Biraz evvel de bir bilim insanına ilişkin kayıp haberini aldım. Deprem uzmanı Profesör Doktor Oğuz Gündoğdu vefat etti bizleri deprem tehlikesi karşısında her zaman bilgilendirmeye, uyarmaya ve aydınlatmaya çalışan Oğuz Gündoğdu hocamız da bu dünyadan göçüp gitti efendim. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Hafta sonunda İstanbul'da olanlar veya yolu İstanbul'a düşenler fuara gitsinler. Çağdaş, orada eserler var. Tabi okullarımız çağdaş bir hayat için Fevziye Işık, kendilerinin bazı projelerine destek vereceğim yöneticileriyle karşılaştım fuarda. Sonra Darüşşafaka, pazar günü sınavları var. Arkadaşlarımızın bu konudaki mesajlarını sizlere 8'de izletmiştim. Twitter ve Instagram'da da paylaşıyorum. Darüşşafaka kardeşliği onlar. Çocuklarımızı okutacağız. En büyük gayemiz budur. Dün Art Kontak'ta Yeni Kapı'daki Kadir Topbaş Merkezi'nde karşılaştım. Bugün cumartesi ve pazar günleri de Yeni Kapı'da o sergi devam edecek. Ben iki gün gittim çok etkilendim. Bakın Bilgin Bey'e teşekkür ediyorum. Tepe başında tanışmıştım. Organizasyonda o var. Ve Ertuğrul Ateş gibi çok kıymetli sanatçılarımız isimlerini tek tek söyleyemesem de bana gücenmesinler. Dilim döndüğü kadar, zamanım yettiği kadar. Bakın Zeki Sezer, ben onun resim yaptığını doğrusu bilmiyordum. Halime Türk Yılmaz eserleri, Zeki Sezer eserleri. Gafur Uzuner geliyor şimdi. Sonra Hüseyin Yıldırım hocamız eserleri ve Ankara'dan geldiler onlar da. Teşekkür ediyoruz. Ankara'da da konuşmuştuk Hüseyin Yıldırım hocamla. İşte Gafur Uzuner her zaman gülümseyen bir sanat insanı, bir kültür insanı. Tek tek hepsini söyleyemiyorum maalesef ama Ertuğrul Ateş. Ama elimden geldiği kadar Instagram'da, Twitter'da, burada önümüzdeki günlerde de aktarmaya çalışıyorum. Bu da İpek Kıraç'tan bana geldi. Sunan'ın kızları çocuklarımız okusunlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini çözelim diye mücadele eden bir proje. İpek Kıraç'tan gelen bu raporu da hafta sonu çalışacağım. Onu da ifade etmek isterim. Bir zirve. Her yıl bu zamanlarda yapılan Avrupa Ekonomi Zirvesi'nin haberi. 15 Cumhurbaşkanı ile birlikte Başbakan, Bakan, Büyükelçi, milletvekili, vali, belediye başkanı düzeyinde üst düzey katılım göstereceği 25. Avrasya Ekonomi Zirvesinde sivil toplum kuruluşları, iş ve akademi dünyası temsilcileri ve din adamları da konuşmacı olarak yer alacak. Hazır giyim endüstrimizin tanıtımı için bir atak başlattık. Son dönemin moda deyimiyle 360 derece bir tanıtım ve pazarlama mesaisi yürüteceğiz. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin bu yıl 25.si gerçekleştirilecek. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği işbirliğinde Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenleniyor zirve. Hedefin global tanıtım atağıyla milyarlarca dolarlık ihracat olduğu açıklandı. Bizim bir hedefimiz var. Biz orta vadede ihracatımızın 40 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Bu yıl içinde 23 milyar dolarlık bir hedef koyduk. Türk moda sektörü bu görevleri başarıyla yerine getirmekte ve geliştirmektedir. 40 aşkın Hı. ülkeden siyasetçi, diplomat, akademisyen ve iş insanı katılacak. 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi bu yıl da çok ses getirecek. Avrasya Ekonomi Zirvesi sadece küresel sorunların konuşup çözümü önermiyor. Aynı zamanda ülkemizin tanıtımına Türkiye algısının olumlu anlamda yükseltilmesine de katkı sunuyor. Biliyorsunuz ...Ukrayna ile Rusya arasında... ...büyük bir savaş... cereyan ediyor. Zirvemizde... ...hem Ukrayna... ...hem de Rusya hazır olacaklar. Aynı oturumda olacaklar. Aynı oturumda tezlerini savunacaklar. Savaş halindeki Rusya ve... ...Ukrayna'dan temsilcilerinde katılacağı... ...Avrasya Ekonomi Zirvesi için... ...geri sayım başladı. Zirve 7-8-9... ...Haziran tarihlerinde İstanbul'da... ...gerçekleştirilecek. Biz bir hakem gibi... ...iki tarafı da dinleyeceğiz. Kendi öz fikrimizden çok onların fikirlerini saygıyla takip edeceğiz. Şimdi bir dize Hilmi Yavuz'dan. Kapanışa da Hilmi Yavuz'un kendi sesinden bir sürpriz. Başında bekledin acının. Kurtlar soldu. Solsun. Bir haftayı daha birlikte kapattık. Hafta sonunda Ezgi Gözeger Çalar Saat hafta sonunda sizlerle birlikte olacak. Ona ve ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Ben hafta sonunda sürpriz bir yerde olacağım. Pazartesi anlatırım. Ateşten denizde kağıttan gemiler Gülizar Gülol. Cumhur Utku'nun kitabı Mustafa Muğlalı. Ali İpek gidelim buralardan muhlis diyor. Yaşlı Kaya yeni çıkan kitaplar çocuklarımız için ve Hilmi Yavuz dizesi geliyor. Sonunda da bir Hilmi Yavuz sürprizi. Şairim geceleri hüzünler giydirildim. Giydirildim ve dirildim. Doğunun diyalektiği. Su şafağa dönüşür ve güzün felsefesi yaprağı akarına bırakmak. Günün yaşmanı örtünür ve bir tekke nefesi gibi usulca acılanır toprak. Sesin kendini güle ve gülün kendini sessizliğe dönüştürmesi gibi kendi kendini yağmalayarak odur şafa dönüştüren ölüme. Bu yağma sanki yıkık hanların ve yazından baş alınan erguvanların üzerinden bir dağ. Örneğin Nurhak olup geçmiştir. Ölüm hangi denizleri gezmiştir? Bilinir ama mutlak. Bir büyük hasrete kolan vurarak çıkar kalbimin önüne. Bir doğudur ki o gülerken bile bozlak. Hep susmuş evet ve nasıl ki sevdayı gök ekinler gibi tırpanlayarak yeni sevdalar üretmiş. Ve susmak yeniden gök ekinler gövertmiş gövertecek de gurbeti sılaya bağlayarak su şafağa dönüşür ve güzün felsefesi yaprağı akarına bırakmak